Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda WooCommerce ve CartFlows eklentisini bir araya getirerek özel ürün ve hizmet satışları yapabileceğimiz bir e-ticaret sitesi oluşturuyoruz. Yapacağımız sitenin özelliklerine gelindiğinde özel tasarlanmış ve WooCommerce yapılandırmasında bulunmayan sadece kart eklentisiyle mümkün olan çıkış, sepet, ödeme sayfalarını hazırlıyoruz. Ders videomda dijital ajans olarak kurguladığım e-ticaret sitesinin temasını oluşturup header, body ve footer kısımlarını tamamlayarak ücretsiz versiyonlu olan Cadence teması üzerinden tamamlıyorum. İkinci bölümde ise Cardflow eklentisiyle çıkış sayfalarının ayarlarını yapıp Sizlere adımları detaylı bir şekilde gösteriyorum. Her zaman da olduğu gibi tema yapımında kullandığım tüm dosyaları video açıklamasında paylaştım. Ayrıca derse başlamadan önce yapmış olduğum site linkini canlı ön izleme yapabilmeniz için video açıklamasına ekledim. Dersime başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya beğeni vermeyi unutmayınız. Şimdi çok daha fazla değerli vaktinizi almadan başlayalım. WordPress kurulumuzu yaptık. WordPress kurulumuzu yapınca şu şekilde karşımıza panelimizde bildirimler geliyor arkadaşlar. İlk önce yapmamız gereken görünüm ve temalara gidiyoruz. Temalara gelince de yeni tema ekle kısmına tıklıyoruz. Buraya da arkadaşlar Cadence yazıyoruz. Cadence teması şunun üzerine kur diyoruz. Tema kurulduktan sonra da etkinleştir diyoruz. Temayı etkinleştirdikten sonra şurada yeni tabi WordPress güncellendiği için install, arch starter templates bunu yapmayacağız arkadaşlar çünkü temayı sıfırdan yapıyoruz. Şu sağ taraftaki temalar arkadaşlar üzerlerine tıklayarak şu şekilde hepsini siliyoruz. Şu son temamızı da silelim. Temamızı sildikten sonra arkadaşlar temayı şu şekilde yüklediğimiz için sitenin ön yüzüne gidip güncellediğimizde gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde Cadence temamızı yüklemiş oluyoruz. Şimdi aşağıdan eklentiler ve kurulu eklentilere gidiyoruz. Yukarıdan yeni ekle diyoruz. Buraya da arkadaşlar Elementor yazıyoruz. Elementor eklentisi. Elementor'a şimdi kur diyoruz arkadaşlar. Henüz etkinleştirmiyoruz çünkü birkaç tane daha eklenti yükleyeceğiz. Bunun sonrasında şuraya hemen QI add-ons yazıyoruz arkadaşlar. Bu da Elementor'un bir ücretsiz eklentisidir. Şunu da şu şekilde QR add-ons ekliyoruz. Bununla birlikte buraya arkadaşlar eklememiz gereken card flows. Flows eklentimiz var. Card flows. Bu da aslında e, WooCommerce'da kişiselleştirme yapacağız. Yani tek sayfalık çıkış. Bölümlerini ayarlayacağımız e, kısım, bu da WooCommerce Checkout Funnel Builder by CartFlows diyor. Buna da şimdi kur diyoruz. Bunu kurduktan sonra tabii ki e, türkçeleştireceğiz. O yüzden buraya da arkadaşlar Loco yazıyoruz yani Loco Translate. Şuradan Loco Translate'e şimdi kur diyoruz. Sağ tarafında bulunan Loco Translate Add-on for e, Loco olarak yazıyor. Buna da şimdi kur diyoruz ama hiçbirini etkinleştirmiyoruz. Sonra arkadaşlar buraya da menu image yazıyoruz. Çünkü menüye ya ufak bir image vermemiz gerekiyor. Menu image'in geliştiricisi ise freshlab arkadaşlar. Şunun üzerine de gelip şimdi kur diyoruz. Sonrasında arkadaşlar burada bir eklentimiz daha olacak. Hemen sağ taraftan ona bakıyorum. WooCommerce için yüzden sepet eklentisi arkadaşlar bu. Hemen şuradan bunun şeyini şu şekilde alıyorum. Şu şekilde yazdığımızda Finest floating card for WooCommerce olarak belirliyoruz. Şuradaki görmüş olduğumuz eklentiyi de kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu eklentilerin hepsi şeyle çalışacağı için WooCommerce'la WooCommerce'ı yüklememiz gerekiyor. Şimdi burada etkinleştir diyor. Hiçbirini etkinleştirmiyoruz. Buraya da arkadaşlar WooCommerce yazıyoruz. Şimdi buradan da WooCommerce eklentisini kuracağız. Şuradaki olan WooCommerce eklentimizi kuruyoruz. Eklentiyi kurduktan sonra arkadaşlar şuradan hemen kurulu eklentilerimize geliyoruz. Şimdi bu eklentileri tane tane aktifleştireceğiz. Mesela Card Flows WooCommerce olmadan çalışmıyor. Floating Card WooCommerce olmadan çalışmıyor. Dolayısıyla ilk önce etkinleştirmemiz gereken eklentimiz WooCommerce olacak. Hemen şuradan etkinleştir diyoruz. Sonrasında burada bize mağaza kur diyor. Ben mesela rehber kurulumunu atla diyorum. Buradan arkadaşlar bölge seçmemiz gerekiyor. Ben de buradan Türkiye'den İstanbul'u seçiyorum ve mağazaya git diyorum. Işıklar açılıyor gibi mağaza kurulumumuz yapılıyor şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mağaza kurulumumuz yapıldı. Sitenin ön yüzüne gidip güncellediğimiz zaman WooCommerce ile birlikte gelen hesabın mağaza ödeme ve sayfaları karşımıza çıkmakta. Şimdi tekrar geri geliyoruz ve eklentilerimize tekrar gidiyoruz. Hemen şuradan eklentiler, kurulu eklentiler. Şimdi burada arkadaşlar etkinleştirmemiz gereken Floating Cart for WooCommerce. Şuna etkinleştir diyoruz. Sonra sayfamıza gelip güncellediğimiz zaman gördüğünüz gibi Floating Cart'ımız da şu şekilde buraya çıkmış oldu. Şimdi tekrar arka panele geçiyorum. Şimdi buradan Cart Flows'u etkinleştir diyor. Card Flows'u da şu şekilde etkinleştiriyorum. Sonra Thanks for installing Card Flows diyor. Burada da Setup Wizard diyor. Buradan Skip Setup diyebiliriz ama ben size bunu göstermek için Setup Wizard'a tıklıyorum. Buraya geldiğiniz zaman Let's Start diyor. İleri diyorsunuz. Burada sizlere diyor ki hangi şeyi kullanmak istiyorsunuz. Block Builder, Elementor, Beaver Builder veya farklı bir şey. Ben burada Elementor'u seçiyorum. Save and Continue diyorum. Sonra buraya geldiğiniz zaman install and activate woocommerce şu anda e, takılı woocommerce abandoned recovery not installed yani bir eklenti daha var. Bunu eklemediğimiz için şu woocommerce bize yeterli oluyor. Şu şekilde install and activate diyoruz. Bu da bizlere vermiş olduğu store checkout. Biz buradan next diyoruz. Hiçbirine tıklamıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bize burada e, giriş bilgilerimizi gösteriyor. E-mail adresimizle birlikte buradan da save and continue diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi kurulumumuz yapıldı ve burada da bize CardFlows hakkında bir tanıtım videosu var. Finish Store Setup'a basıp WordPress'imizin kontrol paneline gelmiş oluyoruz. Demin ki görmüş olduğunuz sayfalarda aslında hepsi buraya tekrar çıktı. Ama biz buradan Start From Scratch kısmından başlayacağımız için bunların hiçbiri, şu anda kullanmayacağız ama tabi dilerseniz kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar buradan e eklenti ve kurulu eklentilerimize geliyoruz. Şimdi burada her şeyi etkinleştirdik. Locker Translate'i de etkinleştirelim. Dil çevirilerini yapacağımız bir eklentidir. Bu Automatic Add-on for Locker Translate otomatik bir Eklenti dolayısıyla biz basacağız bütün şeyi sistem kendisi bize çevirecek. Bunu da etkinleştir diyoruz. Bunu yaptıktan sonra menu image ve QR addons. Önce menu image yani menümüze resim koyacağız yazıların yanına. Şuradan hemen kurulumunu yapıyoruz. Skip'e basıyoruz arkadaşlar. Burada da size resim boyutlarını gösteriyor. Tekrar buradan eklentiler ve kurulu eklentilere gidiyoruz. Burada bir tek QR addons for Elementor kaldı. Bunu da şuradan etkinleştirmeden önce bizim Elementor'u etkinleştirdik. Evet Elementor'umuz etkin şu anda. QR add da etkinleştiriyoruz. Aslında Elementor'un etkinleştirilmesi o kart flows'u kurarken Elementor'u seçtiğimiz için otomatik olarak onu etkinleştirdi. Burada arkadaşlar QR Addons sizden e, bilgi almak istiyor diyor. Ben burada no thanks diyorum. Tabi dilerseniz onlara bunu da verebilirsiniz. Tekrar başlangıca gidiyorum arkadaşlar. Başlangıca gelince gördüğünüz gibi yüklediğimiz eklentilerle birlikte burada bir sürü bildirimler geldi. Dolayısıyla temiz ve düzgün çalışmak istediğimiz için yukarı geliyoruz arkadaşlar. Şuradaki bildirimlerin hepsini basarak şu şekilde kapatıyoruz. Şu anda sitemizin ön yüzüne gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi şu şekilde bütün eklentilerimizi kurduk. Ve şimdi de sitenin menü kısmına geçebiliriz. Menümüzü oluşturmak için panelden hemen aşağıdan görünüm ve menülere geliyoruz. Buraya da arkadaşlar şimdi bir tane menü oluşturmamız gerekiyor. Ben hemen şuraya tıklıyorum. Ana menü olarak belirliyorum. Şuradan da arkadaşlar primary olarak seçiyoruz. Sonra menü oluştur diyoruz. Şimdi burada oluşturacağımız sayfalara geldiğimizde hesabımızın sayfası zaten mevcut olduğu için menüye ekle diyoruz arkadaşlar. Sonra geri kalan özel bağlantılar kısmına gidiyoruz ve burada geçici bir menü oluşturuyoruz. Çünkü sonra bu sayfaları oluşturduğumuzda deminki çekmiş olduğum hesabım sayfası gibi e, diğer sayfaları buraya ekleyeceğiz. Dolayısıyla buraya adres olarak adres kısmına hashtag koyuyoruz. Bağlantı metni olarak da arkadaşlar buraya ana sayfa diyorum. Ana sayfa ekliyorum. Sonra arkadaşlar buraya tekrar hashtag koyuyorum. Buraya da hakkımızda diyorum. Ekliyorum. Buradan bir daha basıyorum. Aynı şekilde hashtag. Buraya da arkadaşlar hizmetlerimiz hizmetlerimiz yazıyorum. Sonra arkadaşlar bunları yazdıktan sonra bir tane de buton olacak. Ziyarete gel butonumuz. Ama onu şu an buraya eklemiyorum. Dolayısıyla ana sayfayı şuraya koyuyorum. Hesabım sayfamı en alta koyuyorum. Hakkımızda sayfası buraya geliyor ve şöyle menüyü kaydet diyorum arkadaşlar. Menüyü kaydettikten sonra sitenin ön yüzüne gittiğimizde şu sayfalar default olarak gelen menü sayfalarıydı. Güncellediğimde Gördüğünüz gibi ana sayfa hakkımızda hizmetlerimiz ve hesabımız sayfası oluştu. Şimdi arkadaşlar tekrar geri menü kısmına geliyorum ve şuradan başlangıca basıyorum. Şimdi arkadaşlar sitemizin ön-üst header kısmını ayarlıyoruz. Hemen yukarıya geliyoruz. Şuradan özelleştir kısmına basıyoruz. Sayfamız açıldığında şu üst kısma tıklıyoruz. Dijital Ajans Cardflow yazıyor. Buradan da bir logo seçin diyor. Şuraya hemen yüklemiş olduğum logoyu seçiyorum ve kırpmayı atla diyorum. Sonra aşağı iniyorum. Burada diyorum ki sadece logo olsun. Logoyu şu şekilde buraya koymuş oluyorum. Sonra şuradaki primary navigation'ı orta kısma çekiyorum. Orta kısma çektikten sonra menünün üzerine tıklıyoruz ve buradan dizayne gidiyoruz. Dizayne gelince buradaki kara e, renk renk kodumu şuradan alıyorum. Şu kısmı şöyle siyah bir tonajda olmasını istiyorum. Üzerine gelindiğinde ise şöyle bir e, mor rengi sonra aktif rengi şuradan kopyalıyorum. Aktif renk olduğunda da şu şekilde aktif rengi olacak. Dolayısıyla üzerine geldiğimizde şu şekilde renkler oluyor. Sonrasında bunun design kısmından aşağıya indiğimiz zaman şuradaki navigation'ın Font ayarını ben genelde Poppins olarak seçtim. Şuradaki regular yazan kısmı arkadaşlar şurayı burayı da bold olarak 500 yapıyoruz. Dolayısıyla şöyle güzel bir menü karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi hemen bunu buradan şu şekilde kaydediyorum. Bunu kaydettikten sonra sağ tarafa tekrar tıklıyorum ve şurada buton yazıyor arkadaşlar. Bu butonu üzerine geldiğimizde şu ayar kısmından buraya da arkadaşlar hemen şuradan Menü düğmeme bir bakayım. Buraya da şey yazmışız. Ziyarete gelelim. Buraya da ziyarete gelelim yazıyoruz ve şuraya da yaz e, normalde linki vereceğiz. Fakat ben şu anda sadece bir hashtag veriyorum. Buradan bunu yayınla diyorum. Design kısmına geliyorum arkadaşlar. Butonumuzun. <laughs> Design kısmına geldiğim zaman şuradaki color background colors'a tıklıyorum. Bunu da şöyle koyu bir renk yapıyorum. Sağ tarafına geliyorum ve burada da demin şuradaki almış olduğumuz renk kodumuzu tekrar alıyorum ve hover yapıldığında şu şekilde renginin mor olmasını istiyoruz. Bunun e, tipografi ayarlarına geldiğimizde tipografi ayarlarını normal tutuyoruz. Butonumuza sadece biraz border radius vereceğiz. Dolayısıyla şunu şöyle biraz yuvarlak yapıyoruz ve yayınla diyoruz. Sonra arkadaşlar primary menümüzü şu sağ tarafa atıyoruz ki hepsi şu şekilde yan yana olsun. Menünün üzerine tekrar tıklıyoruz ve buradan menüye bir boşluk vereceğiz. Item, item spacing. Şunu şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Çünkü şimdi buraya bir de bizim sanırım iletişim sayfamız da olacak. <laughs> Biz buraya iletişim sayfamızı koymadık. Dolayısıyla hemen şuradan bu şekilde bunu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi menümüz böyle oldu. Tekrar aşağıya geliyorum. Görünüm ve menülere gidiyorum. Buradan da özel bağlantı olarak hashtag yapıyoruz arkadaşlar ve şuraya da iletişim yapacağız. İletişim. Şöyle yapalım arkadaşlar iletişimimizi de ekleyelim. iletişimimizi şu üst kata alalım. Ve menüyü kaydedelim. Şimdi menüyü kaydettikten sonra şuradaki hemen şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Şuradaki hesabımızın sayfasının yanına bir logo eklemek istiyoruz. Yani bir ikon. Hesabımız üzerine menü imce e geliyoruz. Buradaki image size'ı 24'e 24 seçiyoruz. Şuradan da image'e geliyoruz arkadaşlar. Ben o image'i şöyle yükledim. Image'i de şu şekilde seçiyorum ve değişiklikleri kaydet diyorum. Şimdi tekrar ön yüzümüze gelince sayfanın bunu kaydettiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya da bastığımızda direkt hesabımız sayfasına gidiyor. Şuraya bastığımız zaman <laughs> normalde ana sayfaya gelmesi gerekiyor. Henüz ana sayfa oluşturmadığımız için ana sayfamız mevcut değil. Şimdi ana sayfamızı oluşturarak sitenin ön tasarımıyla devam ediyoruz. Ana sayfamızı oluşturmak için hemen panelimize gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan tekrar başlangıca basıyorum. Buradan sayfalar ve tüm sayfalara geliyoruz. Şuraya hemen yeni sayfa ekle diyoruz. Buraya da başlık olarak ana sayfa yazıyoruz arkadaşlar. Buradan da yayınla diyoruz. Sonrasında arkadaşlar şurada köşede bulunan Elementor ile düzenleyin düğmesine basıyoruz. Şimdi ana sayfamızı aslında geçici olarak düzenliyoruz. Bununla birlikte işte hakkımızda hizmetlerimiz, iletişim ve ziyarete gelelim sayfalarını da ekleyeceğiz. Dolayısıyla geçici olarak sadece şöyle bir boşluk seçiyoruz arkadaşlar. Buna yükseklik olarak minimum bir yükseklik veriyoruz. Şu şekilde bunu şöyle kayıt ediyoruz. Şimdi tabii ki bunlar deneme sayfaları olduğu için bir boşluk daha seçiyoruz buraya arkadaşlar. Yanlı olacak şekilde. Şöyle basıyoruz. Bunun içerisine de bir tane başlık ekliyoruz. Başla şu şekilde tekrar e, şuna tıklayıp birinci bölüme bunu diyoruz ki ortalıklı olsun. Tekrar tıklıyoruz. Buna da bir minimum yükseklik veriyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar ayarları içerisinden diyoruz ki ortalı olsun ve yazıyı ortalıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Buraya da ana sayfa diyoruz. Sonra arkadaşlar bunu şimdi kaydetmeden önce yazımıza da güzel bir renk verelim. En azından bunun rengini beyaz yapalım. Şu üst kısmın arkadaşlar rengini de şöyle gelelim. Arka plan rengini de şöyle siyah yapalım. Tabii ki bu sadece bir test sayfası oluyor arkadaşlar. Sayfaya baktığımız zaman gördüğünüz gibi ana sayfa şu şekilde çıkıyor. eee Ortalamamıza rağmen burası biraz aşağıda kalıyor. Hiç sorun değil. Tekrar şunun üzerine gelin. Gelişmiş ayarlarından arkadaşlar şunu bölün. Ve eksi marjin vererek biraz yükseltelim. Ve buradan tekrar güncelleyelim. Gördüğünüz gibi şu anda yazımızı da ortalamış olduk. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şu aşağıya da verdiğimiz boşlukla birlikte sayfamıza baktığımızda en azından aşağıya kadar scroll yapabileceğimiz bize bir alan oluşturdu şimdi hemen buradan tekrar e, sayfaya bastığımda gördüğünüz gibi e, boş bir sayfaya geliyor dolayısıyla ana sayfaya gitmiyor fakat biz basıldığında sitenin şu ana sayfasına gelmesini istiyoruz hemen buradan geri geliyoruz arkadaşlar buradan aşağıdan ayarlar ve okuma ayarlarına gidiyoruz ve buradan şimdi ana sayfayı sitenin ana sayfasına tanımlayacağız. Şuradan yukarıdan sabit bir sayfa seçiyoruz. Ana sayfa olarak çıkan sayfaları şu şekilde seçiyoruz. Buradan arkadaşlar bunu kaydediyoruz. Şimdi bunu kaydettikten sonra şuraya geldiğimizde ve logomuza bastığımız zaman arkadaşlar demin tasarlamış olduğumuz ana sayfamızı yapmış bulunmaktayız. Ve her zaman e, şuraya basıldığında logoya bu <laughs> sayfa ana sayfaya gidecektir. Artı her site açıldığında bu sayfa ilk olarak açılacaktır. Şimdi Yoast Duplicate Post eklentisini ekleyerek bu ana sayfayı 1-2-3... 4 kere kopyalayacağız arkadaşlar ve çoğaltacağız. Aynı şekliyle bunu kopyala ve çoğaltma yapacağız. Şimdi hemen eklentiyi indirmek için şuradan tekrar geri geliyoruz arkadaşlar. Eklentiler ve kurulu eklentilere gidiyoruz. Buraya da yeni eklenti ekle diyoruz. Buraya da arkadaşlar Yoast Duplicate Post. Yoast Duplicate Post eklentisinin üzerine şimdi kur diyorum. Sonrasında da etkinleştir diyorum arkadaşlar. Eklenti yükledikten sonra şuradan bildirimini kapatıyorum ve tekrar tüm sayfalara gidiyorum. Demin ki yapmış olduğum ana sayfa burada. Şu anda yanında çoğalt var arkadaşlar. Buna çoğalta basıyorum. Şimdi buraya bir tane hakkımızda sayfasını yapıyorum. Şimdi şuradaki olan taslakta olduğunu gösteriyor. Üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Buradaki kısma şu şekilde hakkımızda olarak kaydediyorum ve yayınla diyorum. Sonra bunun üzerine arkadaşlar Elementor'la düzenle diyorum. Şuraya arkadaşlar ana sayfa yazmıştık. Burayı da hakkımızda sayfası yapıyorum. kaydediyorum Ve sayfaya baktığımız zaman bu da hakkımızda sayfası oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradan tekrar geri başlangıca gidiyorum. Şuradaki sekmeleri kapatıyorum arkadaşlar. Şunlara dikkat edin. Şuradaki sekmelerde çok işimiz yok. Tekrar buraya geri geliyorum. Sayfalar ve tüm sayfalar diyorum. Buradaki yapmış olduğumuz hakkımızda sayfasının üzerine tekrar çoğalt diyorum. Burada da arkadaşlar sayfa olarak hizmetlerimiz sayfasına geliyorum. Şuradaki tekrar taslağı buluyorum. Bu da arkadaşlar hizmetlerimiz olacak. Hemen şuraya tıklıyorum ve hizmetlerimiz diyorum. Şu şekilde yayınla diyorum. Şuradan Elementor'da düzenle'ye basıyoruz arkadaşlar tekrar. Bunu bastıktan sonra sadece geçici olarak yapmış olduğumuz şu sayfalara hizmetlerimizi tıklıyorum ve güncelle diyorum sayfamıza baktığımız zaman bu da hizmetlerimiz sayfası. Şu sol taraftakini tekrar kapatıyorum. Buradan tekrar başlangıca geliyorum. Sayfalar ve tüm sayfalara tekrar gidiyorum. Şimdi arkadaşlar burada hakkımızda sayfası veya herhangi birini hizmetlerimizi çoğaltabilirsiniz. Şuradan arkadaşlar hizmetlerimizi tekrar çoğalt diyorum. Buraya da iletişim sayfamızı yapacağım. Şuradaki taslakta olanın üzerine tekrar tıklıyorum arkadaşlar hizmetlerimizin yerine iletişim yapıyorum yayınla ve elementor'la düzenleyin diyorum tekrar. Buradaki sayfa başlığıma da şu şekilde tıklayıp buraya da arkadaşlar iletişim yazıyorum ve sayfayı güncelliyorum. Güncelledikten sonra baktığımızda şu şekilde karşımıza çıkıyor. İletişim iletişim sayfamız. Bu sefer tekrar şu soldakini kapatıyorum. Şuradan tekrar sayfalara geliyorum. Son sayfamız kaldı arkadaşlar. O da ziyarete gelelim sayfası oluyor. Buradan tekrar hizmetlerimizi buluyorum veya herhangi bir kopyaladığımız sayfa olabilir. Tekrar çoğalt diyorum. Çoğalt dedikten sonra arkadaşlar üzerine taslak yazana tekrar basıyorum. Buraya da ziyarete gelelim yazacağız arkadaşlar. Hemen şuradan kopyalayayım. Şuraya da ziyarete gelelim diyorum ve yayınla diyorum. Bunu yaptıktan sonra tekrar Elementor ile düzenleyin diyorum. Aslında Yoast Duplicate Post eklentisinin kolaylığı şu şekildedir. Yapmış olduğunuz sayfayı nasıl tasarladıysanız arkadaşlar sonuna kadar o sayfayı öyle getirir. Biz şimdi bunu demo olarak tasarladığımız için sayfada hiçbir şey yok. Sadece başlık yazdık ve altına bir boşluk verdik bunun. Şu anda bütün bu sayfaları oluşturduk. Ana sayfamız, hakkımızda hizmetlerimiz, iletişim, hesabım sayfası zaten WooCommerce tarafından oluşturdu ve ziyarete gelelim. Şimdi buradaki sayfalara link nasıl vereceğiz? Yani şuraya hakkımızda bastığımızda bir yere gitmiyor. Çünkü buralara hashtag'ı vermiştik. Şimdi menümüze sayfalarımızı tanımlayacağız ve devam ediyoruz. Menüel sayfaları tanımlamak için arkadaşlar şu ziyarete gelen sayfasını kapatalım. Şuradaki de ana sayfamızı tekrar güncelleyelim. Şuraya da bakalım. Şunu da kapatalım arkadaşlar. Unutmayın, kaydederken dikkat edin. Çünkü çok sekmeyle çalışırsanız birden fazla bir yerde kaydedersiniz, bir yerde son güncellediğiniz yer olur. <laughs> Dolayısıyla sitenizi kırma veya yazılımı bozma durumunuz oluşabilir. Şu an tekrar buraya geliyorum başlangıç kısmına geliyorum şimdi buradan hemen aşağıdan görünüm ve menülere iniyorum arkadaşlar dersin başında bu hesabım sayfasını eklemiştik çünkü o hazırdı şu anda tümünü görüntüle dediğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi ana sayfamız burada mevcut dolayısıyla şuradan hemen ana sayfayı atıyorum hakkımızda sayfasını seçiyorum hesabı eklemiştik hizmetlerimiz iletişim bir de ziyarete gelelim vardı bu sayfaların hepsini ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunları eklediğimiz zaman şuraya bakın. Mesela şuradaki ön sayfa Elementor diyor. Elementor yani bunlar aslında sayfalar. Şuraya geldiğinizde şu özel bağlantı olanları arkadaşlar şu şekilde kaldırıyoruz. Bunlar özel bağlantılarımız. Hepsini tane tane kaldıracağız. Son özel bağlantımız kaldı. Hakkımızda zaten şey, hesabımız sayfası yerindeydi. Dolayısıyla ziyarete gelelim sayfasını şu şekilde yapacağız. Şimdi menümü güncelliyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan sayfayı tekrar güncellediğim ana sayfaya bastığımızda ana sayfa geldi. Şu an burası biraz küçüldü açıkçası çünkü menüler çok uzun. Şu ziyarete gelelim sayfasını arkadaşlar yeni bir sekmede açıyorum. Şimdi bu ziyarete gelelim sayfası oluyor. Buradan arkadaşlar şunu şu şekilde linki kopyalıyoruz. Tekrar e, sayfanızı güncelleyin ana sayfaya gelin şuradan özelleştire basın arkadaşlar özelleştir düğmesine bastıktan sonra şimdi buradaki ziyarete gelelim sayfasının üzerine tıklayalım şuradaki url vardı bu url'ye şunu şu şekilde yapıştıralım ve yayınla diyelim şimdi bunun içerisinden çıkalım arkadaşlar çıktıktan sonra tekrar şuraya geliyoruz şuraya koymuş olduğumuzu ziyarete gelelim sayfası aslında şuradan arkadaşlar kaldır diyoruz ve menüyü kaydediyoruz. Şimdi menümüzü kaydedip tekrar sayfamızı güncellediğimiz zaman gördüğünüz gibi Şu aslında menü kısmından eklediğimiz sayfalar oluyor şu kısmına Şuraya da özel bir bağlantı verdik aslında sayfanın linkini buraya verdik buraya bastığımızda ziyarete gelelim'e gider Şuraya bastığımızda iletişime gider Şuraya bastığımızda hizmetlerimiz Şuraya bastığımızda hakkımızda şuraya bastığımızda da ana sayfaya gider arkadaşlar Şimdi Bunları bu şekilde yaptıktan sonra ee, üst menümüzü aslında tamamlamış olduk demo sayfalarımızı da yaptık Bunlara Geçmeden önce siteyi tasarlamadan önce bizim şu menünün Mobil ayarlarını yapacağız arkadaşlar Şimdi de mobil ayar kısmına geçiyoruz Mobil menü yapmak için tekrar şu ziyareti geleni kapatalım şu arka panele gelelim görünüme tekrar basalım Arkadaşlar güncellensin ee, Şuradan tekrar görünüm ve menülere tıklayalım Şimdi buraya arkadaşlar biz bir tane yeni bir menü oluştur arkadaşlar. Bu da aslında bizim mobil menümüz olacak. Bunu bu şekilde adlandırıyorum. Şuraya aşağıya geldiğimizde de mobil işaretleyip menü oluştur diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü ana sayfada yapmış olduğumuzu ziyarete gelelim. Aslında mobil görünümünde çıkmayacak. Bunu oluşturduktan sonra tekrar Tümünü görüntüle diyoruz sayfaların buradan ana sayfa hakkımızda hizmetlerimiz hesabım iletişim ve ziyarete gelelim tıklıyoruz arkadaşlar şuraya da menüye ekle diyoruz hepsi şu şekilde eklediğinde şimdi ana sayfa var hakkımızda var hesabımı şuraya alalım arkadaşlar ziyarete gelelim hatta şöyle iletişimin altına koyalım çünkü mobil menü olacağı için bu şekilde sıralama olacak arkadaşlar. İletişimi de şunun altına koyalım ve menüyü şu şekilde kaydedelim. Menümüzü kaydettikten sonra buraya gelip güncellediğimizde arkadaşlar hiçbir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla şuradan hemen özelleştir düğmemize basıyoruz. Özelleştir düğmemize bastıktan sonra menümüzün üzerine tıkladığımızda arkadaşlar şu şekilde şuradan tablet'e geldiğimizde aslında tablet ve e, mobil 1 oluyor. Dolayısıyla tablet üzerinden gidebiliriz. Şuraya bastığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar menülerimiz de şuraya geldi. Şuradan tekrar mobile indiğimizde de mobil şekliyle menüler buraya da çıkıyor. Dolayısıyla buradan hemen şöyle geri geliyorum. Şuradan tekrar tablet moduna geçiyorum arkadaşlar. Şunu da kapatıyorum. Bunu kapattıktan sonra... Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradaki ikonu şöyle seçiyoruz. Çünkü ikonu biraz küçük kalıyor. Design kısmına gelin arkadaşlar. Bunu biraz daha büyütün. Mobile baktığımızda mobile şöyle olacak. Dolayısıyla biraz daha küçültebiliriz. Sonra tekrar tablete gelelim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu e menü ayarlarımızı tablet ve mobil içinde ayarlamış olduk. Şimdi arkadaşlar X işaretine basarak çıkabiliriz. Evet arkadaşlar 26 dakikadır hepinizin iple çektiği o kısma geldik. Şu anda sitemizin ana sayfasını tasarlayacağız ve aslında gerçekten hepimizin sevdiği tasarımsal açıdan görseller, efektler ve kendinizi ifade edebileceğiniz web sitenizi canlandırmak çok güzel oluyor. Şimdi Ana sayfayı tasarlayarak devam ediyoruz. Şimdi tasarlamış olduğumuz ana sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Şurada yukarıda Elementor ile düzenleyin düğmesine basıyoruz. Sonrasında şuradan arkadaşlar şu hamburger işaretine basıp buradan site ayarlarına gidiyoruz ve global renklere tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğumuz renkler aslında default olarak biz widget'ları içeri attığımızda karşımıza çıkacak olan renkler. Dolayısıyla bizim işimiz daha kolay olsun diye biz şuraya arkadaşlar renklerimizi şu şekilde şu sağ taraftan renk kodlarımı alarak devam ediyorum arkadaşlar. Birinci rengimiz oydu. İkinci rengimizi şu şekilde yapıyoruz. Şuradan hemen sağ tarafa geleyim. Üçüncü rengim de komple siyah bir renkmiş. Onu hemen şöyle siyah seçiyorum. Sonra arkadaşlar bir de açık tonda bir yeşil belirlemişim bu siteye. Hemen şuraya geliyorum. Açık tondaki yeşili şu şekilde seçip güncelle düğmesine basıyorum. Sonrasında arkadaşlar şuradan hemen geriye basıyoruz. Buradan da genel yazı tiplerine geliyoruz. Şuradan birinciliği şöyle Poppins yapıyoruz arkadaşlar. Komple Poppins kullanacağız bunu. Şurada ikinci şeyi de aynı şekilde Poppins yapıyoruz. Sonra şuradaki metni de arkadaşlar Poppins yapıyoruz. Dolayısıyla çekeceğimiz widgetler hep bu ayarlamalar doğrultusunda gelecek. Şunu da Poppins yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi Poppins oldu. Tekrar şuradan güncelliyorum. Güncelledikten sonra arkadaşlar siteye bakın dediğinizde şu şekilde çıkıyor. Tekrar geri gelip şuradan geriye basıyorum. Şuradan X işaretine basarak sitemizin temel renk ve widget ayarlarını yapmış oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan hemen şöyle yukarı geliyoruz. Şunu kapatabiliriz çünkü bunu demo olarak yapmıştık. Sayfamı güncelliyorum. Buradan tekrar artıya basıyorum. Şunu işaretliyorum arkadaşlar. Burada şu şekilde bir tane konteyner seçiyorum. Bunun içerisine sağ gidecek yönüyle. Sonra arkadaşlar buna bizim bir minimum yükseklik vermemiz lazım. O da 877 oluyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya tıklıyoruz. Biçen kısmına geliyoruz. Buna bir tane arka plan e, fonu atacağız. Dolayısıyla atacağımız arka planımız da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buradan aşağıya pozisyonu orta orta diyoruz. Diyoruz ki tekrarlama yok. E, burada da display size olarak da arkadaşlar doldur diyoruz. Doldur dediğimizde şu şekilde oldu. Yukarıda gördüğünüz gibi bir boşluk oldu. Aslında orta değil de üst orta yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü şuradaki yukarıdaki renklendirme aşağıda beyaz olmaya devam ediyor ve beyazdan da bu şekilde geçiş sağlayacak. Tekrar şunu şu şekilde güncelle diyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan hemen aşağıdan arka plan kaplamasına geliyoruz. Tekrar şuradan background type olarak şu görseli seçiyoruz. Bu görseli seçtikten sonra arkadaşlar buraya bunu pozisyonunu orta orta diyoruz. Tekrarlama yok diyoruz. Display size da doldur diyoruz arkadaşlar. Doldur dedikten sonra bunun e, saydamlığını 0.68 yapıyoruz. 68 yapıyoruz. Biraz daha koyu oluyor. Sonra tekrar güncelliyoruz arkadaşlar. Bunu güncelledikten sonra orta kısmına tıklıyoruz ve bunun içerisine bir tane container daha atıyoruz. Bu containerın içerisine arkadaşlar biz bir konteyner daha atmamız gerekiyor. Şu şekilde bir konteyner daha atıyoruz. Sonrasında arkadaşlar şu aşağıdaki konteynerimiz, şu üstteki konteynerimiz bunun içerisine girdiğimizde bunun içerisi boş. Bunun için arkadaşlar hemen şuradan geliyoruz ve bir tane başlık atıyoruz. Başlık metnimizi aslında şu sağda olan konteynere tıklıyoruz ve burada diyoruz ki bu aslında ortalı olsun. Yukarıdan aşağıya da ortalı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Şu an herhangi bir yüksekliği olmadığı için bir değişiklik yok. Şuradan tekrar çoğalt diyorum arkadaşlar. Üst kısma tıklıyorum. Buraya şimdi bizim yazmamız gereken şuraya dijital medya yazıyorum. Alt kısmına da geldiğimizde arkadaşlar buraya da ajansı yazıyorum. Sonra konteynere tıklıyorum arkadaşlar şuradan ve buna da yükseklik olarak minimum 438'lik bir yükseklik veriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ortalandı ve tekrar güncelle diyorum arkadaşlar. Metinlerin üzerine geliyorum. Metinin üzerine geldiğimde biçem kısmına geliyorum. Hemen şuradaki metin boyutlarıma bakayım tam olarak ne yapmışım. bunun büyüklüğünü arkadaşlar 62 yapmışım. Bu şekilde 62 rengi zaten olduğu gibi metin vurgusu yok bunu şu an arkadaşlar şu şekilde kopyalıyorum alt kısmına da geliyorum stili yapıştır dediğimizde şu şekilde karşımıza çıkmış oluyor sadece şu alttakine ajans olanı arkadaşlar ajans e, başlama tıklıyorum gelişmişe geliyorum şuradaki zinciri kapatıyorum ve eksi 38 margin veriyorum arkadaşlar 38 şu şekilde Şöyle karşımıza çıkmış oluyor. Şuradan şöyle baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde olmuş oluyor. Yalnız şu kenarlarının tam ekran olmasını istiyoruz. Dolayısıyla birinci konteynerımıza geliyoruz. Şurası sınırlandırılmış ama biz diyoruz ki tam genişlik olsun. Tekrar güncelliyoruz. Ve sayfamıza gidip baktığımızda yine şey olarak çıktı. Tam genişlik olarak çıkmadı. Hemen şuradan geliyorum arkadaşlar buradan biçem kısmına geliyoruz. Sanırım buradaki doldur değil, kaplayı seçecektik arkadaşlar. Kapla olarak değiştirip tekrar güncelledikten sonra gördüğünüz gibi şu şekilde dijital medya ajansı şöyle karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunun altına arkadaşlar bir tane de metin düzenleyici atıyoruz şöyle şuraya. Şöyle bir tane metin düzenleyici atıyoruz. Bunun içerisine de şu şekilde bir yazı eklemişim yazının biçim ayarlarına gelince Arkadaşlar bunu poppins 20 yapmışız şuraya hemen geliyorum Burası poppins zaten boyutu da 20 buna da arkadaşlar 35 olarak şu zinciri açıyorum 30 35 yapıyorum Arkadaşlar bunu biraz daha yaklaştırıyorum ve buradan arkadaşlar şunu şu şekilde kaydediyorum. Şimdi arkadaşlar şurada kenardaki köşeye tıklıyorum. Köşeye tıkladığım zaman aslında şu konteynere gelmem lazım. Buradaki yazım da aslında solda gibi görünüyor. Fakat solda değil. Üzerine tıkladığımız zaman arkadaşlar şunu ortalı bir şekilde yazdım. Ama bazen Elementor'da böyle hatalar oluyor. Dolayısıyla şu köşeye tıklıyorum. Biçem kısmına geliyorum. Ve buraya da arkadaşlar şu e, arka fonu ekliyorum. Image Resolution tam diyoruz arkadaşlar buna. Pozisyonu özel seçiyoruz arkadaşlar. Özel seçince bize X ve Y konumu gözüküyor. Ee, X konumunu 488 yapıyoruz. 488 Y konumunu ise 103 yapıyoruz. Sonra aşağıya indiğimizde ek normal kalıyor. Tekrarla, tekrarlama yok diyoruz arkadaşlar. Tekrarlama yok dedikten sonra Display size'ımız genişlik. Şimdi şuradan arkadaşlar hemen yukarı geleyim. Şuraya da arkadaşlar display size özel diyoruz. Burayı da arkadaşlar 15 yapıyoruz. Dolayısıyla şöyle kaydettiğimiz zaman sitenin ön yüzüne gidip baktığımızda Gördüğünüz gibi şuraya butonumuz şöyle gelmiş oluyor. Yalnız şu anda biz bunu aslında şu yazının şu arasına koymak istiyoruz. Dolayısıyla şurada x ve y konumlarıyla şu şekilde şöyle biraz itelim. Tekrar güncelleyelim. Sayfaya bakalım. Evet, biraz daha itelim onu. Şu tarafa doğru şöyle kaydedelim. Şu şekilde. Şimdi de arkadaşlar x konumunu Biraz daha şöyle itelim. Şu y konumunu da biraz aşağı ve güncelleyelim. Şimdi sayfanın önüne gidip baktığımızda gördüğünüz gibi e, şu şekilde arkaya bir efekt vermiş olduk. Şimdi arkadaşlar bu orta kısma da bir tane buton atmamız gerekiyor. Dolayısıyla şuraya hemen şunun altına bir buton atıyoruz. Şimdi üstte alta şuradan şu buton tutup aşağı çektiğim zaman alt kısmına geliyor arkadaşlar buton. Şimdi butonun ayarlarına geldiğim zaman şuradan hemen tıklıyorum butona. Biçem kısmına geliyorum arkadaşlar. Normal renginin biz ben koyu olmasını istiyorum. Normal rengi koyu, bağlantı vurgusuna geldiğinde e, bunun arka plan renginin arkadaşlar şu şekilde seçtiğimizde global renklerimizden yeşil olmasını istiyorum. Dolayısıyla üzerine gelindiğinde şöyle yeşil olmasın. Tekrar içeriye geliyorum arkadaşlar. Buraya şöyle yazalım. Hadi başlayalım diyorum arkadaşlar şuraya. Şuna da bir tane ünlem işareti koyalım. Hadi başlayalım şekliyle. Sonra şuradaki butonumu sadece tipografi ayarlarına bakıyorum arkadaşlar şuradan bunu 500 popins yapmışım. Dolayısıyla şuraya geliyorum arkadaşlar. Bunu orta ve büyük yapıyorum. Şuradaki tipografi ayarlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar normal evet o da 500. Sonra arkadaşlar buna kenar yuvarlağı vereceğiz. Şu şekilde 8 verelim. 8'e kenar yuvarlağı verdiğimiz zaman arkadaşlar sayfamızı güncellediğimizde şöyle baktığımızda butonumuz şuraya şu şekilde gelmiş oluyor. Buradaki sayfamı da şu yazıdan ötürü tekrar güncelliyorum. Umarım ortaya gelecektir. Yok, yine aynı şekilde kendini solda tutuyor. Bu bizim için problem değil çünkü sitenin ön yüzünde şu şekilde gözüküyor. Şimdi arkadaşlar burada hemen tablete tıklıyoruz ve tableti seçiyoruz ve şu yandaki düğmeyi kapatıyoruz. Tabletimizde şu şekilde görünecek. Buradan e, mobile gittiğimizde mobilde gördüğünüz gibi çok uyum sağlamadı ama tablette gayet güzel oldu. Mobile tıklıyoruz arkadaşlar. Mobile geldikten sonra şuradaki dijital medya ajans kısmına tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar tipografiyi biraz küçültmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi tipografiyi biraz küçülttük. Ajansa tıklıyorum. Ajansı da biraz daha küçültelim aslında tam sığdı ama <laughs> ajansı da şöyle biraz küçültelim. Sonra arkadaşlar buradaki yazıya geliyoruz. Biçem ayarlarına geldiğimizde diyoruz ki yazı ortalı olsun. Şöyle kapattığımız zaman arkadaşlar. Şimdi yazı neden kayboldu? Şöyle tekrar bunu bir güncelleyeyim. Yazımızın kaybolma nedeni ise arkadaşlar yazın üzerine tekrar şuradan geliyoruz. Şuradakini arkadaşlar sıfırlıyoruz. Sıfırladığımızda yazımız şu şekilde çıkıyor. Tekrar sayfamızı güncelliyoruz. Şuradan şunu kapattığımız zaman yazımız neden burada gözükmüyor? Şuraya tıklayalım arkadaşlar. Bugün Elementor'da baya bir farklılıklar karşıma çıkmakta ama ben buna henüz anlam veremedim. Tekrar şöyle bir sayfamızı güncelleyelim bakalım. Ve bunu buradan tekrar Tablet yapalım e, ve telefon yapalım. Burada gözüküyor arkadaşlar. Yalnız şöyle yaptığımızda gözükmüyor. Ama şunu eminim ki telefondan görünecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada biz şuraya geldiğimizde, şuradan yine tekrar bakayım. Ben bunun e, duyarlılığını e, her yerde göster. Dolayısıyla sanırım e, elementor'da bir bug var diye düşünüyorum. Şuradaki mobil ayarlarımızı böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi bunun altına arkadaşlar bir tane daha konteyner koymamız gerekiyor. Dolayısıyla şuraya basıyorum ve bunun altına arkadaşlar bir konteyner daha atıyorum. Bu konteynerin içerisine arkadaşlar bir konteyner daha atacağım. Ve şu üstteki konteynere tıklıyoruz. Diyoruz ki bunlar yan yana gitsin. Sonra bu içindeki konteynerlara geldiğimiz zaman arkadaşlar bunları da aynı şekilde yan olarak basıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu şu şekilde bir iki kere çoğalttığımızda üç tane karşımıza blok çıkmış oluyor. Bu blokların içerisine arkadaşlar bir tane resim atıyoruz. Geri kalanı siliyorum. Çünkü resimli bir şekilde onu çoğaltacağım. Sonra arkadaşlar şuradan çoğalt dediğim zaman 3 tane konteyner yapıyoruz. Şu anda şu şekilde tıklıyoruz ve buraya bir tane görsel atıyoruz. Atmış olduğumuz görselin üzerine tıklayıp arkadaşlar buna kenar yuvarlığa vermemiz lazım. Bu da sanırım 20 idi. Sanırım 30. 30 kenar yuvarlığa veriyoruz arkadaşlar. Sonrasında buraya box shadow'a tıkladığımızda arkasına bir gölge geliyor. Şu gölgeye tıklıyoruz arkadaşlar. Gölgeyi çok hafif görünmesini istiyoruz. Şöyle bir güncelleyelim ve sayfaya şuradan bakalım. Evet şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında yine şunları şu şekilde siliyoruz. Sonra arkadaşlar bunu tekrar çoğalt ve bir daha çoğalt. Resmin üzerine tıklıyoruz. Şuradaki resim yüklemiyoruz. Resim zaten yüklü. Şu resmi ekliyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Şuradan da şu resmi ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları ekledikten sonra sitemizin ön yüzüne gidip baktığımız zaman arkadaşlar şu şekilde bir e, giriş sayfamız oluyor. Şimdi şuradaki resimle şunu biraz yukarı çekmek istiyoruz. Resmin üzerine değil, container köşesine tıklıyoruz arkadaşlar. Gelişmiş zincire tıklıyoruz ve buradan eksi margin vereceğiz arkadaşlar. Şimdi tabi burada tahmini gidiyoruz. Çünkü burada yapmış olduğumuz ayarlarla ön tarafa gittiğimizdeki görünecek olan şey biraz farklı olabiliyor. Dolayısıyla şuradaki resmi biraz şu şekilde yukarı kaydırdık. Bunu da şöyle kopyalıyorum arkadaşlar şuradan şuraya tıklıyorum ve stili yapıştır diyorum. Dolayısıyla ikinci resimde oraya gelmiş oluyor. Güncelliyorum. Siteye baktığım zaman şu şekilde bir e, giriş sayfamız karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar şuraya geliyorum. Buraya geldiğimde şuradaki yüksekliğimize biz 877 vermiştik. Bunu biraz daha kısacağım arkadaşlar şuradaki yüksekliğimizi. Şimdi konteyner dolu olduğu için bu yüksekliğimiz kısılmıyor. Tekrar şurayı güncelleyeyim arkadaşlar site'nin ana sayfasına gideyim. Bu şekilde oldu. Şimdi burada da tablete geçildiği zaman arkadaşlar şöyle kapattığımızda tablete girildiğinde şu şekilde gözükecek. Mobile girdiğimiz zaman arkadaşlar mobile girdiğimizde şu iki resmi oynattığımız için böyle oluyor. Dolayısıyla hemen şuraya geliyoruz arkadaşlar. Şu resmin konteynerine tıklıyoruz. Gelişmişe geliyoruz ve şuradaki boşluğu aslında resmin üzerindeydi galiba şunun üzerine tıklayalım. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Şunun üzerine tık. Gerçi bunda yoktu, şunda vardı bir de. Şunun üzerine tıklayalım. Bunu da şu şekilde kapatalım. Gördüğünüz gibi buraya tekrar güncellediğimiz zaman arkadaşlar bunları bu şekilde şöyle karşımıza çıkıyor. Şimdi tablette karşımıza şu şekilde çıkacak. Mobilde karşımıza şu şekilde çıkacak. Şuradaki yazıları halen de anlayamıyorum niye öyle çıkmıyor ama kesinlikle mobilde çıkacağını düşünüyorum. Birazdan da kontrol edeceğim. Şimdi arkadaşlar tekrar masa üstüne geliyorum. Sayfamın ön tarafına gidiyorum. Ve bundan sonra arkadaşlar alt kısmındaki olan bölüme geçiyorum. Evet arkadaşlar alt kısma geçmeden önce size bir telefonu göstermek istedim. Aslında şuraya bakıldığında komple yazımız burada görünüyor. Fakat Elementor sayfasında görünmüyor. O yüzden bazen WordPress bile böyle ufak tefek hatalar verebiliyor. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştığınızda korkmayın. Tekrar ana sayfamıza geliyoruz arkadaşlar. Sonra hemen şuraya artı diyoruz. Bir bölüm ekliyoruz arkadaşlar. Sağ bakacak şekliyle. Bunun içerisine bir container daha atıyoruz. Sonra üzerine sağ tıklayıp çoğalt diyoruz arkadaşlar. Şuraya hemen tıklıyoruz. Yukarı geliyoruz. Dijital medya ajansını buradan kopyala diyoruz arkadaşlar. Şuraya da yapıştır diyoruz. Bunun içerisine de yazmamız gereken başlığımı hemen şuradan alıyorum. Ve buraya tıklıyorum arkadaşlar. Bunu da şu şekilde bunun içerisine yapıştırıyorum. Tipografi ayarlarına geliyorum. Sanırım bu 40 olması gerekiyordu. Sonra arkadaşlar birinci konteynere tıklıyoruz. Diyoruz ki her şey ortalı olsun. Şu ortalıya tıklayalım. Sonrasında arkadaşlar sağ tarafa geliyoruz ve yukarıya şuradaki metnimizi şöyle kopyala diyorum arkadaşlar. Şuraya gelip yapıştırıyorum. Ve bunun içerisindeki hemen şuradan metnimi alayım. Şuradan kopyaladım arkadaşlar. Buraya da metni şu şekilde yapıştırıyorum. Gelişmişe geliyorum. Şurayı sıfırlıyorum. Bunu sıfırladıktan sonra arkadaşlar bunun içerisindeki olan şu ayarlarımıza giriyoruz ve şunu seçiyoruz. Yazılar bu şekilde boşluklu ve aralıklı oluyor. Sayfayı şu şekilde güncelliyorum. Ön yüzüne gidip baktığımızda şu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi tablete geçiyorum arkadaşlar. Tablette baktığımız zaman şu yazı çok büyük. Şu biraz e, olmuş gibi ama şuradaki yazıma geliyorum. Şunun üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Tipografini biraz küçültmem gerekiyor. Evet, gayet güzel. Şu şekilde kaydediyorum. Sonrasında mobile geçiyorum arkadaşlar. Mobilde de yazı biraz büyük. Dolayısıyla tıklıyorum. Tekrar tipografi yapıyorum. Mobilde de bunu biraz daha küçültüyorum. Şu şekilde. Sonra arkadaşlar bunu böyle güncelliyorum. Güncelledikten sonra sitenin ön yüzüne bakıldığında şu şekilde her şeyimiz mobil tablet ve masaüstü olarak ayarlanmış oluyor. Şimdi bu alt kısmına geldik. Buraya da arkadaşlar hizmetlerimiz kutusu ekleyeceğiz. Tabii siz istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz buraya. Şimdi arkadaşlar şuraya hemen artı yapıyoruz. Buraya artı. Aşağıya gösteren kutuyu seçiyoruz. Bunun içerisine arkadaşlar bir konteyner atıyoruz. Sonra o konteynerin üzerine sağ tıklayarak çoğaltıyoruz arkadaşlar. İki tane konteyner yapmış oluyoruz. <laughs> Sonra buraya artıya basıyoruz ve bunun içerisine bir konteyner daha atıyoruz. Sonra şu içerine atmış olduğumuz konteyner de diyoruz ki sağ yöne gitsin. Şunu da arkadaşlar şöyle çoğaltıyoruz. Tekrar çoğaltıyoruz. 3 tane kutucuk yapmış oluyoruz. Şu alt konteynerin içerisine arkadaşlar bir konteyner daha atıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Bu da sağa gitsin diyoruz. Şu şekilde çoğalt dediğimizde iki tane konteyneri da buraya atmış oluyoruz arkadaşlar. Sonra şunun üzerine tıklıyoruz ve buna bir minimum yükseklik vermemiz gerekiyor. Neden olduğunu size birazdan göstereceğim. Şimdi şu kadar bir görsellik sanırım yetiyor. Tekrar şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şu altı noktaya biçem kısmına geliyoruz. Buna Arka plan görselimiz var. Şu şekilde bunu böyle ekliyoruz arkadaşlar. Ee, pozisyon diyoruz ki e, sanırım alt ortaydı galiba. Alt orta dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle oluyor. Alt orta değil üst orta diyeceğiz arkadaşlar. Üst orta dediğimiz zaman aşağıya doğru gördüğünüz gibi renk biraz daha e, koyulaşıyor. Çünkü şuradaki yukarıdaki renklerle bir e, efekt vermiş oluyor bize Dolayısıyla şöyle güncellediğimde arkadaşlar ön yüzüne gidip baktığımız zaman ve aşağıya indiğimizde şuradaki e, beyazdan tekrar böyle renklendirmeye geçmeye başlıyor. Dolayısıyla şu kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisine bir tane görsel atıyoruz. Görselimi de şu şekilde hemen şu görselimi şöyle seçeyim arkadaşlar. Görseli şöyle küçültüyoruz. Şöyle kontrol Z yapıyorum tekrar. Görselin üzerine tıklayıp küçültün arkadaşlar. Görselimiz küçüldükten sonra şuradaki metni şu şekilde kopyalayıp buraya geliyorum arkadaşlar. Yapıştır diyorum. Ama tabii ki metin biraz büyük. Dolayısıyla hemen şuraya ne yazmışız? Şöyle kopyalıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yazıyorum. Buradaki tipografi ayarlarıma bakıyorum. Bunu 22 yapmışım. Hemen geliyorum şuradan tipografi ayarlarımdan. 22 yapıyorum. Sonrasında arkadaşlar şurayı kopyalıyorum, buraya tekrar geliyorum ve yapıştırıyorum arkadaşlar. Buraya içerisine yazmış olduğum hemen metnimi şuradan alıyorum. Şu şekilde buraya yapıştırıyorum, biçem ayarlarına geliyorum diyorum ki sollu olsun. Metnin e, tipografi ayarlarına baktığımda arkadaşlar bunu 15 yapmışız. Dolayısıyla şurayı da 15 yapıyorum. Şu şekilde bir görsel elde etmiş oluyorum. Sonra arkadaşlar şuradaki kenara tıklıyorum. Gelişmiş ayarlarına geliyorum. Şuraya arkadaşlar 7 yapıyorum. Etrafına bir boşluk veriyorum. Alt kısmında da arkadaşlar hepsini şuna tıklayarak zinciri kaldırıyorum. Şuraya arkadaşlar 70, 50, şurayı da 70 ve şurayı da 50 yapıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkmış oluyor karşımıza. Hani her şey ortalanmış bir şekilde. Sonrasında arkadaşlar bunun kenarlık kısmına geldiğim zaman biçem kısmından kenarlığa geliyorum. Kenarlık yuvarlağını 25 yapıyorum. Şu an göremiyoruz bunu ama birazdan box shadow koyduğumuzda bunu rahatlıkla göreceğiz. Box shadow'umuza geldiğimizde arkadaşlar şu box shadow'umuzu şöyle biraz düşürelim. Yani çok görünsün istemiyoruz. Çok hafif bir renk olsun. Senin yüzünden baktığımız zaman şöyle bir renk çıkıyor karşımıza. Hatta biraz daha da düşürebiliriz. Biraz daha düşürelim. Ve tekrar gidip bakalım. Evet şu şekilde gayet güzel oldu arkadaşlar. Sonra tekrar buraya geliyoruz. Box Shadow'un bu sefer vurgusuna geliyoruz ve buradan Box Shadow'yu tekrar veriyoruz. Sadece buradaki yapmamız gereken buradaki bağlantı vurgusundaki Box Shadow'un e, rengini şuradan hemen kopyalıyorum arkadaşlar. Şuraya tıklıyorum. Çünkü saydamlık şekliyle şöyle bir renk verdim. Bunu arkadaşlar buradan güncelliyorum güncelleme yapıp tekrar sitenin ön yüzüne gittiğimizde yani üzerine hover şekliyle geldiğimiz arkadaşlar şöyle bir glow rengi glow efekti veriyor. Şimdi burada yapmamız gereken tek şey şu şunu siliyorum arkadaşlar şunu da siliyorum sonrasında şunun üzerine tıklayıp çoğalt diyorum şunun üzerine tıklayıp çoğalt diyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir ayarlama oldu. Dolayısıyla şuraya tekrar tıklıyorum. Şu altı noktaya yerleşim kısmına geliyoruz. Çünkü bu sınırlandırılmış olduğu için bunu uzatıyorum. Şimdi sağ tıklıyorum arkadaşlar ve kılavuz diyorum. Şimdi biz şu konteyner şu konteynerin içerisindeyiz arkadaşlar. Ana konteyner bulacağım. Şu konteynerin içerisindeyiz. Bunu da arkadaşlar tam genişlik dememiz lazım ki bizim uzattığımız şekliyle şuralar uzasın. Tekrar şöyle baktığımda arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu şekilde bunu yapmış oluyorum. Tekrar buraya geliyorum. Şuraya tıklıyorum. Biçem kısmına geliyorum. Kenarlık ve bağlantı vurgusunun şuradaki hover rengini sadece değiştireceğim. Hemen şuradaki bağlantı vurgu rengimi alıyorum. Bunun rengi de daha farklı. Bu rengin üzerine tıklıyorum arkadaşlar ve şu sarı rengi veriyorum. Onun sağ tarafında bir tane daha rengim var. Hemen onu da alayım. Buradan da bu rengi aldım. Şu köşeye tıklıyorum arkadaşlar, biçeme tıklıyorum ve buradan kenarlık ve box shadow üzerine tıklayıp şu şekilde e, normal değil arkadaşlar, Ctrl Z yapıyorum. Bağlantı vurgusundaki olan box shadow'u e, Ctrl Z yapalım. Şunun üzerine tekrar tıklayayım. Kenarlık, bağlantı vurgusu, box shadow, şuna tıklıyorum arkadaşlar şu şekilde yapıyorum ve burayı güncelliyorum. Şimdi sayfamızın ön yüzüne gidip baktığımız zaman arkadaşlar şu şekilde üzerine geldiğimizde farklı böyle bir renk efekti bizlere vermekte. Burada yapmamız gereken tek şey şu. Şuna tıklıyorum. Bunun şu ikonu veriyorum. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Buna da şu ikonu veriyorum. Sayfamı güncelliyorum. Şimdi bunların da şeyleri var. Başlıkları var tabi. Hemen şuraya şu şekilde bir başlık geçiyorum. Sonra arkadaşlar diğerinin de şuradan alıyorum. Şu şekilde şöyle başlıklarını koyuyorum ve sayfamı güncelliyorum. Sayfayı güncelledikten sonra baktığımızda şu şekilde bizim buradaki e, süreçlerimiz karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi tablette bakalım nasıl görünüyor. Şöyle geldiğimizde gördüğünüz gibi tablette çok kötü görünüyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Hemen şuradan açıyoruz arkadaşlar. Şuraya geldiğimiz zaman şunun üzerine tablette yerleşim kısmına geliyoruz. Diyoruz ki bunların hepsi aşağıya doğru olsun. Sonra arkadaşlar şu köşeye tekrar tıklıyoruz. Şuradaki vermiş olduğumuz şu boşlukları gerçi bunu kaldırmıyoruz. Bu 7 olarak kalsın. Şuraları arkadaşlar kapatıyoruz. Burayı kapattıktan sonra şuraya 5 Şuraya 10 verelim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Hepsini 10 verelim. Şuradaki yazımızı tipografi ayarından şu şekilde küçültelim. Şöyle yapalım. Yazımıza gelelim arkadaşlar. Tipografi ayarlarından bunun da yazısını şu şekilde yapalım. Şimdi tekrar şuraya tıklayalım. Şuraya gelelim arkadaşlar. Şimdi yanlış yere geldik. Şuraya gelelim. Şunu şöyle komple hepsini 7 yapıyoruz. 7 yaptıktan sonra arkadaşlar şunu kopyalıyoruz. Şuraya stili yapıştır diyoruz. Şuraya da arkadaşlar stili yapıştır diyoruz. Ve şunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Şuraya da stili yapıştır. Stili yapıştır. Şunu da kopyala. Stili yapıştır ve stili yapıştır. Bu şekilde de arkadaşlar güncellediğimizde şöyle baktığımızda tablette de arkadaşlar şu şekilde karşımıza geliyor. Mobile geçtiğimiz zaman mobile indiğimizde şu şekilde karşımıza çıkıyor. Mobilde de şunlara biraz daha boşluk verebiliriz açıkçası. Hemen şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Mobile geldiği zaman şunu biz 7 yapmıştık. Şurası 7 kalsın. Şunları mobilde biraz daha ortalı çıkmasını istiyoruz arkadaşlar. 36 bence güzel. Kopyala. Şuraya gelin. Stili yapıştırın. Şuraya gelin. Stili yapıştırın. Dediğimiz zaman arkadaşlar mobilde de karşımıza şu şekilde şu alt kısımdaki kısımlar mobilde karşımıza böyle çıkacak. Şimdi arkadaşlar tekrar masa üstüne geldim. Şuradan sayfamızı tekrar bir güncelleyelim. sayfamızı güncelleyince arkadaşlar şunu da kapattığımız zaman normalde şu şekilde görünecek. Şimdi tekrar şurayı açalım. Şimdi arkadaşlar bunun alt kısmına hemen şöyle şuraya tıklıyoruz. Buraya şuradaki yukarıdaki olan şurayı kopyala. Şuraya gelin arkadaşlar. Yapıştır deyin. Buraya koyacağım başlık aslında sizin buraya koyacağınız ürününüzle ilgili. Burada ne demişiz? Logo tasarım demişiz. Sonra arkadaşlar şuraya geliyorum. Kopyala diyorum. Şuraya tekrar tıklıyorum ve yapıştır diyorum. Şimdi buraya da iç olan açıklamamı şuradan kopyalıyorum. Şuraya arkadaşlar şunu şu şekilde yapıştırıyorum. Sonra arkadaşlar yukarıda hadi başlayalım düğmesini kopyala. Sonra arkadaşlar buraya gelin tekrar bunu yapıştırın deyin. Buraya da hemen şuradaki butonumuzdaki yazan bilgiyi alıyorum. Tıklıyorum. Burada da daha fazla bilgi diyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa şu şekilde bir tane görsel atıyoruz. Görselin içerisine geliyoruz. O da şu görselimiz oluyor arkadaşlar. Bu aslında bir gif'tir. Dolayısıyla o kendisi hareket ediyor. Şuraya tıklayalım arkadaşlar. Buna da diyoruz ki ortalı olsun ve sayfamızı güncelliyoruz. Sitenin ön yüzüne gidip baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda şöyle bir tane güzel resmimiz var. Şu da şu şekilde çıkıyor. Buradan şimdi bunun mobil ve tablet ayarlarına geçiyoruz. Tablete girdiğimizde arkadaşlar tablette bu şekilde çıkacak. Mobile geldiğimiz zaman arkadaşlar mobilde de şu şekilde çıkacak. Ama burada bizim tekstimiz Yukarıda kalıyor. Butonumuz aşağıda. Şunu tekrar şöyle gelelim. Buradaki rengimizde bir e, farklılık var. Bu neden böyle oldu? Hemen onu bir çözelim. Şimdi şöyle geldik mobil kısmına indik. E, şimdi şurası şu şekilde doluyor. Dolayısıyla buradaki aslında şeyimiz bitiyor arkadaşlar mobilde. Çünkü bu bir görsel olduğu için dolayısıyla bu da çok uzuyor. Uzadığında da e, görselimiz aşağıda e, şu kısımları beyaz kısım olan yere düşüyor. Bizim burada yapabileceğimiz aslında hemen şuradan konteynere geliyoruz arkadaşlar. Bu konteyner değildi. Şu konteyner bunun kaplayan konteyneridir arkadaşlar. Display size şuradan geliyoruz arkadaşlar bunu kapla diyoruz <laughs> kapla dediğimizde aşağıya indiğimiz zaman evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bunu tamamlamış oluyoruz. <laughs> şuradan tekrar geri geleyim ee, tablette şu şekilde karşımıza çıkacak mobile indiğimiz zaman arkadaşlar mobilde de karşımıza şu şekilde çıkacak aşağıya da indiğimizde kapla yaptığımızda resmi aslen buraya kaplamış oluyor. Şimdi arkadaşlar şuradan aşağıya geliyoruz. Şuraya şimdi kart flows ile ekleyeceğimiz ürünlerimizi koyacağız. Ben şu an buraya 3 ürün ekleyeceğim. 3 ürünü eklemek için şuradaki yapmış olduğumuz yukarıdaki çalışmayı arkadaşlar çoğalt diyorum. Çünkü aynı kutuları kullanacağım aslında. Dolayısıyla aşağıya iniyorum. Şimdi şurası gereksiz arkadaşlar. Şu konteyneri siliyorum. Şuraya da biz bir minimum yükseklik vermişiz. Bunu da sıfırlıyorum. Arkasına geliyorum. Yüklemiş olduğumuz resmi siliyorum arkadaşlar. Sildikten sonra şu şekilde karşımıza ürünlerimiz böyle çıkmış oluyor. Şimdi buraya hemen üst kısmına şunu şöyle tekrar çoğalt diyerek bir bölüm yapıyorum. Şu kısmı siliyorum arkadaşlar. Şu konteyneri sildim. Şu konteyneri de sildim. Buradaki konteynerin içerisindeki şunu siliyorum arkadaşlar. Şuradaki yazıyı siliyorum. Şu başlığı da aynı şekilde siliyorum. Şuraya tıklıyorum. Hatta şunu da silelim. Bunun içerisine bir tane konteyner bile atmamıza gerek yok. Hemen şuradan yukarıdan arkadaşlar şu logo tasarımı kopyalıyorum. Şuraya arkadaşlar yapıştırıyorum. Ve burada şu konteynerin üzerine tıkladığımda diyorum ki ortalı olsun. Şuradan da ortalı olsun. Logo tasarım yapıyorum arkadaşlar. Buraya da tabii ki ürün olacağı için burası tasarım paketleri adını verip şu şekilde kayıt ediyorum. Sonrasındaki şuradaki butonumuzu kopyalıyorum arkadaşlar. Şuraya geliyorum ve yapıştırıyorum. Aynı şekilde şuraya da yapıştırıyorum. Şuraya da yapıştır diyorum arkadaşlar. Ve bunun içerisine şimdi ürünlerimizi ekleyeceğimiz için şu şekilde hepsinin paketi incele olarak butonumuzun yazılarını şu şekilde değiştiriyoruz arkadaşlar. Paketi incele şekliyle. Sonra bunu güncelledikten sonra şöyle baktığımızda aşağıya indiğimiz zaman burası tasarım paketleri. Şuradan yukarıdan biraz aslında padding vermemiz lazım arkadaşlar. Şuna tıklayıp buna bir yükseklik verebiliriz. Şöyle yaptığımız zaman bence okey olacak gibi gözüküyor. Şuradan tekrar sayfamı güncelleyeyim. Şuraya geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi tasarım paketleri şeklinde aşağıdan devam ediyor. Yalnız şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Bunu diyorum ki ortalı olmasın. Bu aşağıda olsun arkadaşlar. Ve şu minimum yüksekliği biraz daha düşüreyim. Ve tekrar güncelleyeyim. Güncelledikten sonra buraya geldiğimiz zaman şu an mesela çok daha güzel oldu. Şunlar da aslında ürünlerimize gidecek olan kısım. Dolayısıyla buraya eklemiş olduğumuz 3 tane ürünün başlıklarına geçiyorum şu anda arkadaşlar. Birinci ürünümüz ne olabilir? Web tasarım olabilir. İkinci ürünümüz ne olabilir? Logo tasarım. Şimdi bunlar bir hizmet olduğu için arkadaşlar dolayısıyla şey yapamıyoruz yani 3-4 tane hizmet olacak ve e-ticaret sitesinde direkt bunlar satın alınacak. Şuraya da sosyal medya dedik arkadaşlar. Tekrar sayfamı güncelliyorum. Şimdi burada tablete girdiğimiz zaman şu şekilde görünecek. Gördüğünüz gibi butonlar tablette çok büyük oluyor. Dolayısıyla burada küçük yapıyorum. Butonlarımı şuna da tıklıyorum arkadaşlar. Büyük değil küçük. Şuraya da tıklıyorum. Büyük değil küçük yapıyoruz. Tablete indiğinde şuradaki butonlarımız küçük olduğunda zaten ürünlere gidecek. Mobile geldiğimizde arkadaşlar mobilde de ürünlerimiz şu şekilde karşımıza çıkacak. Dolayısıyla mobil ve tablet ayarlarında yapmış bulunmaktayız ve kaydediyorum. ediyorum. Sitemizin ön yüzüne gittiğimiz zaman arkadaşlar gayet güzel tasarlanmış kaliteli duran bir dijital ajans sitemiz karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar buraya aşağı geldiğinde footer kısmına iniyoruz. Footer kısmına ne koyacağız arkadaşlar? Footer kısmına işte ana sayfa hakkımızı, hizmetlerimiz iletişim gibi sayfaları ekleyeceğiz hesabımla birlikte. Sonrasında WooCommerce'a eklemiş olduğumuz ürünlerimizi arkadaşlar yani tasarım paketlerimiz var buradaki ürünlerimizi ekleyeceğiz. Bir de e-ticaret sitelerinde olması gereken kişisel verilerin korunma kanunu site koşulları gibi gerekli sözleşmeleri de eklememiz gerekiyor. Şimdi de footer kısmına geçiyoruz. Bu tür kısmına geçmek için arkadaşlar hemen öncelikle şuraya gelelim. Buradan da arkadaşlar eklentiler ve yeni ekle diyoruz. Buraya klasik widgets'i yükleyeceğiz. Ben her zaman bunu kullanıyorum. Klasik widgets yazıyorum arkadaşlar. Karşımıza çıkan ilk eklenti şu oluyor ve buna şimdi kur diyoruz. Şimdi demin şurada kullanmış olduğumuz Elementor sayfamızı kapatıyoruz. Sitemizin ön yüzüne giderek önce bir güncelleyelim. Sonrasında arkadaşlar özelleştir diyoruz. Özelleştir dedikten sonra arkadaşlar şuradaki classical widgetimizi etkinleştirelim. Şimdi buradaki widgetimiz etkin. E, QR add for Elementor'u da hemen şuradan etkinleştirelim. Onu başta etkinleştirmiştim ama e, yine etkinleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar Buraya geldiğimiz zaman alt kısma iniyoruz ve şurayı tekrar güncellemem gerekiyor. Çünkü neden? Classical Widgets etkinleştirmediğim için burada gözükmeyecekti. Şimdi tekrar görünsün diye etkinleştiriyoruz. Şimdi şu altta Elementor'da şu boşluğu silmedim. Dolayısıyla orayı sileceğim. Şimdi arkadaşlar hemen footer kısmına tıklıyorum. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Buraya diyorum ki 4 tane blok olsun. Şuraya tıklıyorum. Buraya diyorum ki widget 1. Şuraya tıklıyorum widget 2. Şuraya tıklıyorum widget 3. Şuraya da tıklıyorum arkadaşlar ve widget 4 olarak seçiyorum. Ve bunu buradan kaydediyorum arkadaşlar. Kaydettikten sonra buradan çıkabiliriz. Şimdi şuraya geliyorum arkadaşlar. Buradan görünüm ve bileşenler kısmına gidiyorum. Bileşenlere geldiğimizde footer 1 olarak adlandırdığım kısım aslında widget 1 oluyor. Metni bunun içerisine atıyorum. Şimdi buraya da hazırlamış olduğumuz kolay linkler olarak başlık veriyorum. Kolay linklere vereceğimiz başlıklar da şurada şu şekildedir arkadaşlar. Hemen de onu şu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi ana sayfamız var. Bunun üzerine geliyorum. Buraya ana sayfa yazıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla sayfa hazır olduğu için direkt çıkıyor. Bunu seçiyorum. Hakkımızda sayfamız da hazır. Demo olarak hazırladığımız için <laughs> hakkımızda sayfamızı yazıyorum. Bunu da bu şekilde ekliyorum. Hizmetlerimiz sayfamıza geliyorum. Buraya da arkadaşlar hizmet yazdığınız zaman zaten direkt çıkıyor. Bunu da bu şekilde seçiyorum. İletişim sayfamızda mevcut. Buraya da iletişim yazıyorum arkadaşlar. Sayfa olarak ekliyorum. Sonrasında ziyarete gelelim sayfamızda hazır olduğu için şuraya da ziyarete gelelim sayfamızı ekliyorum ve burayı kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi sitemizin ön yüzüne gidip sayfamızı güncellediğimiz zaman ve aşağıya indiğimizde gördüğünüz gibi linkleriyle birlikte sayfalarımız şuraya çıkmakta. Şimdi bu footer 1'di. Sonra footer 2'ye geliyorum arkadaşlar. Bunun içerisine de bir metin ekliyorum. Bu da arkadaşlar henüz ürünlerimiz olmadığı için biz buraya hizmetlerimiz yazıyorum ve buraya da 3 adet ürünümüz olacak. Bunların linklerini veriyorum. Şimdi bu sayfalar fiziken olmadığı için buraya hashtag'ı koyuyorum. Şunu da şuradan kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Aynı şekilde sosyal medyaya da bir hashtag'ı veriyorum. Çünkü şu anda futur tasarımı yaptığımız için bunlar gerekli. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Kaydet diyorum. Şimdi futur 3'e geliyorum arkadaşlar. Bunun içerisine de bir tane metin ekliyorum. Metinde de burada da arkadaşlar şimdi sözleşme koşullarımızı koyuyorum. Şu anda sözleşme koşullarımızın sayfaları hazır olmadığı için Dolayısıyla onları ilk yaptığım menüdeki gibi sayfalar gibi say, e, link veremeyeceğim açıkçası. Dolayısıyla buraya da hashtag veriyorum. Buradan bunu kopyalayıp buna da bir hashtag. Alt kısmına da geliyorum arkadaşlar aynı şekilde çünkü sayfalar yapıldığında Buraya koyacağımız için böyle yapmam gerekiyor. Normalde kendim bir site tasarlıyor olduğumda footer'ı en sona bırakıyorum ve gerçek sayfaları koyuyorum. Dolayısıyla çok daha kolay oluyor. Fakat sizlere burada ders verdiğim için en azından WordPress'i öğrenmeniz için bu şekilde yapmak zorundayım. Sonra footer 4'e geliyorum arkadaşlar. Bunun içerisine yine bir metin daha ekliyorum. Buraya ekleyeceğimiz metin başlığı da Aslan yardım oluyor. Şu şekilde küçük bir açıklamam var. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Şimdi hesabım sayfamız var. Dolayısıyla buraya hesabım yazdığım zaman sayfa geliyor ve bunu seçiyorum. Destek sayfamız yok ama böyle bir şeye ihtiyaç duyarsanız bence e-ticaret sitelerine gerekli bir destek sayfası koyabilirsiniz. Onun içerisine bir forum yapabilirsiniz. İletişim sayfamız var. Dolayısıyla buraya da iletişim yazdığımız zaman arkadaşlar iletişim sayfamız çıkıyor ve bunu da bu şekilde güncelleyip kaydediyoruz. Şimdi sitemizin ön yüzüne gidip sayfamızı güncellediğimiz zaman gördüğünüz gibi her şey şu şekilde geldi. Şu aradaki boşluğu çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Elementor ile düzenleye basmam gerekiyor. Hemen sayfam açıldığında en alt kısma kadar ineceğim. En alt kısma kadar iniyorum ve şuradaki geçici boşluğumuzu şu şekilde siliyoruz arkadaşlar ve sayfamızı güncelliyoruz. Şimdi tekrar sayfamıza bakıp en alt footer kısmına doğru indiğimizde şurada da bizim yapmış olduğumuz ana sayfamız karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar buraya tekrar özelleştir diyorum. Şurada artık işimiz kalmadı. Elementor sayfasını kapatıyorum ve özelleştir kısmına geliyorum arkadaşlar. Şimdi aşağıya indiğim zaman buradaki linklerimin üzerinde ufak bir ayarlama yapmam gerekiyor. Dolayısıyla bizim burada kullanmış olduğumuz renk ayarlarımız var arkadaşlar. Dolayısıyla Colors and Fonts'a gittiğimiz zaman burada seçili olan bir renkler var. Bunu Elementor'da yaptık fakat burada link renklerimizi vermedik. Şimdi burada link renklerimizi vermek için tekrar şu şekilde geliyorum arkadaşlar siteyi görüntüle diyorum. Ve buradan arkadaşlar tekrar Elementor ile düzenleyin diyorum. Çünkü buradaki renkleri almam lazım. Şimdi şuraya tıkladığım zaman arkadaşlar Elementor ile düzenle de şuradan şöyle geliyorum site ayarlarına gidiyorum. Burada bizim global renklerimiz var. Link renklerimizi biz burada yapmadık arkadaşlar. Dolayısıyla link renklerimi de hemen sağ tarafta bulunan çalışmamın üzerinden ilerleyerek bunları alacağım. Hemen şuradan şunu şu şekilde yapayım. Buradan şu anda link renklerimi alıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şunu şuradan kapatıyorum. Şuraya geldik. Buradaki arkadaşlar şimdi bizim menümüzde kullanmış olduğumuz rengimiz hemen şunu alayım. Şuraya aşağı inelim arkadaşlar. Linklerimizin rengini siyah istiyoruz. Üzerine hover yapıldığında şu renkte olmasını istiyoruz ve sayfamızı güncelliyoruz. Şimdi sayfamızı güncelleyince bir de sitenin ön yüzünden bakalım buna. Elementor'u şuradan kapatıyorum. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Aşağıya indiğim zaman burada henüz renkler değişmedi. Linklerde çünkü buradaki content link colors kısmındaydık. Buradan geri geliyorum arkadaşlar. Link style underline no underline diyoruz. Yani üzerine gelindiğinde çizgisi olsun veya olmasın. Tekrar buradan güncelleyip şöyle ilerlediğimizde Yine bir şey değişmedi çünkü bu content links yani sayfalardaki olan linkse şey yapıyor. Buttons'a geldiğimiz zaman arkadaşlar buton renklerimizi şu şekilde siyah olsun istiyoruz. Buradan da hover yapıldığında şu renk olmasını istiyoruz. Buradan tekrar aşağı geliyoruz. Typography'e geldiğimiz zaman arkadaşlar sistem olarak bunun bütün şeylerini Poppins olmasını istiyor. Şuradaki butonumuz da aslında şu an Poppins oldu. Bunlar otomatik seçtiğinizde hepsi aynı şekilde olacaktır. Tekrar şuradan kaydediyorum ve geri geliyorum arkadaşlar. Buradan geri geldik. En alt kısma indik. Şu an buradan menüye tıkladık. Footer menümüze tıkladık. Design kısmına geldik arkadaşlar. Underline on hover. No underline diyoruz. Yani üzerine geldiğimizde underline olmasın. Link colors. Bunu normal siyah tutuyoruz arkadaşlar. Üzerine gelindiğinde şuradaki rengimizi şu şekilde koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi aynı şekilde üzerine geldiğimizde linklerimizin renkleri değişmekte. Şuradan tekrar kaydediyorum. Sitemizin ön yüzüne geliyorum. Sayfamızı tekrar güncellediğim zaman gördüğünüz gibi bu alt kısmımızda şu şekilde oldu. Yalnız şurada şöyle bir durum var. Futur 4'e giriyoruz arkadaşlar. Metin kısmına. Şuraya geldik. Şimdi burası çok sade durdu. Buraya normalde logomuzu koysak aslında çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Bir enter yapıyorum. Şuradan ortam ekle diyorum. Bizim buradaki olan logomuzu şu şekilde ekleyip logo şu an oraya çıkacak. Gördüğünüz gibi logomuz çıktı. Bunu isterseniz buradan büyütüp ve küçültebilirsiniz. Biraz küçültelim. Logomuz hesabım şekliyle şunu şuradan kaydediyorum. Kaydettikten sonra siteye yine baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burası footer kısmı tabi bu hizmetlerimiz ürüne göre uzayabilir. Hakkımızda sayfasına bastığımızda arkadaşlar hakkımızda sayfasına bizi getiriyor. Yalnız sayfamız henüz boş olduğu için bir şey yapmıyoruz. Tekrar ana sayfaya gittiğimiz zaman ana sayfamıza geliyoruz. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de e-ticaret siteleri yaptığınız zaman <laughs> ben genelde PTR kullanıyorum. Fakat burada Easyco, bir sürü sanal firmaları var. Dolayısıyla siz sanal başvurusu yaptığınızda size footer kısmınıza verecek Visa'ydı, Mastercard'dı gibi logolar oluyor. Şimdi hemen şu alt kısma logoları da ekleyelim çünkü bir e-ticaret sitesinde bunlar çok önemli ve bunu açık bir şekilde sitenizin footer kısmında göstermeniz gerekiyor. Şimdi bunu eklemek için hemen buradan geri geliyoruz arkadaşlar. Tekrar şuraya geliyoruz. Buradan footer kısmına hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Footer kısmına geliyoruz. Tekrar sayfamı şöyle bir güncelliyorum. Sayfamı güncelledikten sonra aşağıya iniyorum arkadaşlar. Footer kısmına geliyorum. Şuraya tıklıyorum. Şimdi normalde footer'ın alt kısmında şunu hay dediğimde şurada bunu siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben şimdi bunu hemen şuraya ekleyeceğim arkadaşlar. Şunu şu şekilde tıklıyorum diyorum ki iki tane olsun. Dolayısıyla bu sağ tarafta olan kısmına şöyle hemen tıkladığımızda arkadaşlar şuradan iki kısım seçiyoruz. Hemen şunu şöyle bir güncelleyeyim arkadaşlar. Şuradan da tekrar sayfamı güncelliyorum. Tekrar footer kısmıma doğru iniyorum ve şuraya tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi bu birinci tarafı şu sağ tarafa da arkadaşlar widget 5'i koyuyorum. Şurada widget 5'i koyduktan sonra burayı tekrar kaydediyorum. Kayıt ettikten sonra tekrar buraya gidiyorum. Şuradaki sayfamızı da güncelleyelim. Şuradaki arkadaşlar widget 5'e dilerseniz resim atabilirsiniz, görsel. Ben genelde metin atıyorum çünkü bu şekilde çok daha kolay oluyor açıkçası. Şuradan da ortam ekle dediğinizde arkadaşlar şu şekilde eklemenizi yapıyorsunuz. Üzerine tıklayın, kaleme basın arkadaşlar. Bunu tam boy yapın ve güncelleyin. Sayfamızı kaydedelim. Şimdi sayfamızın ön tarafına gidip baktığımız zaman gördüğünüz gibi buraya resim çıktı ama çok büyük. Dolayısıyla buradan arkadaşlar resmin üstüne geliyorsunuz. Diyorsunuz ki sağ tarafa yasla. Buradan da arkadaşlar bunu küçültüyorsunuz ve kaydede basıyorsunuz. Tekrar siteye gelip sayfanızı güncellediğinizde gördüğünüz gibi aşağıda oluyor ama çok küçülttük sanırım. Biraz daha büyü büyütmemiz gerekiyor. Az bir şey şöyle büyütürsek arkadaşlar bunu. Ve tekrar kaydede basarsak sitemizin ana yüzüne gittiğimiz zaman bence şu şekilde çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar üst tarafla alt tarafın rengine biraz koyuluk vermemiz lazım. Dolayısıyla hemen şurayı güncelleyelim. Çünkü farklı pencerelerde işlem yaptığımız için e, dolayısıyla kayıt ettiğimizde çalışmayacaktır ve siteye hata verecektir. Şuna tıklayalım arkadaşlar alt kısma gelelim ve dizayne gelelim. Şimdi bottom, back, bottom row background diyor. Bunu normalinden şöyle ufak bir farklı renk koyalım arkadaşlar. Futura değiştirmek istiyorsanız şuraya tıkladığınızda şu copyright kısmına ne yazarsınız arkadaşlar bu değişir. Burası misal theme credit diyor ya. Bu da misal Cadence W şey olduğu için bunu gösteriyor. WordPress theme by Cadence. Dolayısıyla buraya siz kendi yazınızı yazabilirsiniz. Ben mesela FB Software yazıyor muyum bilmiyorum ama FB Software Solutions yapıyorum. Bu şekilde kaydettiğimde arkadaşlar şöyle geliyor. Dilerseniz buna link de verebilirsiniz. Hemen şöyle ben sizlere üzerine tıkladığımızda arkadaşlar bunu mesela ana sayfa linki vereyim. Yani ona basıldığında ana sayfaya gitsin. Tabii siz kendi sitenizi verebilirsiniz. Dolayısıyla bunun üzerine gelindiğinde bunu da şu anda linki vermedik. Şuradan tekrar basıyorum. Buna ana sayfa diyorum arkadaşlar. Sonra şuna basıyorum. Şu anda arkadaşlar linki verdim gördüğünüz gibi. Buradan da yayınla düğmesine basıyorum. Şimdi buradan tekrar çıkış sağlıyorum arkadaşlar. Çıkış yaptığımda aşağıya indiğim zaman gördüğünüz gibi şurası futur kısmı, şurası da e, ürünlerimiz ama futur kısmına da bir ufak değişiklik bence yapabiliriz. Tekrar özelleştir'e basıyorum. Hemen arkadaşlar şuradan aşağıya geliyorum, şuraya tıklıyorum, diyoruz ki orta row'un arka plan rengi şu renk yani tam beyaz değil de şu renk olsun. Şunu da şu şekilde kaydediyorum arkadaşlar. Kaydettikten sonra buradan sayfamı tekrar güncelliyorum. Gördüğünüz gibi footer kısmının şu kısmı hafif açık ve alt kısmı biraz daha koyu. Dolayısıyla footer kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Ana sayfamızı da komple mobil... Tablet için tüm ayarlarını yaptık hem Elementor tarafından hem tema özellikleri tarafından ee, ana sayfamız bittiği için şimdi de arkadaşlar şu diğer sayfaları mesela örnek veriyorum hakkımızda sayfasına geçiyoruz hakkımızda sayfasına geldiğimiz zaman burası boş olduğu için bu sayfalara da içerik ekleyeceğiz hakkımızda sayfamızı düzenlemek için hemen Elementor ile düzenleye basıyorum şimdi bunları e, test sayfa olarak yaptığımızdan dolayı dolayısıyla değiştireceğiz. Hemen şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Biçem kısmına geliyoruz. Şu arkadaki rengi öncelikle kaldıracağız. Çünkü biz buraya e, resim ve görsel ekleyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla şu görselimizi seçiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hakkımızda yazımız okunmuyor. Hemen onun üzerine gelip rengini koyu ve siyah yapıyoruz. Burada ortalı görünmediğini düşünmeyin. Çünkü aslında ortalıdır. Bichem kısmına tekrar geliyoruz arkadaşlar. Buradan şöyle, şunu tekrar tıklayalım. Buradan arkadaşlar Bichem'den pozisyon diyoruz ki orta orta. Tekrarlama yok diyoruz arkadaşlar. Display size kapla dediğimizde şöyle oluyor. Tekrar sayfamızı güncelliyoruz ve sayfaya şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfamız şu şekilde. Yani sayfa başlıkları yapıyoruz açıkçası şu anda. Düzgün. Sonra arkadaşlar buradan hemen tablette bakıyoruz nasıl görünüyor. Şu şekilde tabletimizde çıkacağı yön bu. Mobilde de şu şekilde görünecek. Buralarda herhangi bir problemimiz yok. Dolayısıyla bunu bu şekilde yaptık. Şimdi hemen şuraya tekrar bir artı diyoruz sağlı gidecek şekilde arkadaşlar. Bunun içerisine bir tane başlık atmamıza gerek yok ama üzerine tıkladığım için attı. Tekrar artıya basıyorum ve buraya da bir tane metin düzenleyici. Şimdi ben buradan hemen sağ tarafta biraz lorup ipsom yazısı var. Onları kopyalıyorum arkadaşlar ve yapıştırıyorum. Bu da bizim hakkımızda olan sayfa. Şu alt kısmını siliyorum ve sayfayı güncelliyorum arkadaşlar. Şöyle bastığımız zaman hakkımızda sayfamız şu şekilde çıkacak. Şimdi üstü çok yakın. Aslında üstüne biraz padding verebiliriz. Dolayısıyla şunu hemen kapatıyorum. Yazının üzerine tıklıyorum. Gelişmiş ayarları ve buradan arkadaşlar dolgu üstte 60 veriyorum. Altına da arkadaşlar 60 veriyorum. Çünkü çok birbirine yakın olsun istemiyorum. Şu şekilde güncellediğimizde sayfaya baktığımızda hakkımızda sayfası burası. Tabi siz buraya isterseniz şirketinizin resimlerini ekleyebilirsiniz. Farklı farklı şeyler yazabilirsiniz. Bu hakkımızda sayfamız. Şimdi arkadaşlar burada şu yapmış olduğumuz heading olan kısmını sağ tıklıyoruz. Şablon olarak kaydet diyoruz ve bu da sayfa başlığı diyoruz arkadaşlar. Bunu kaydediyoruz bu şu anda şablonlarımıza kayıt edildi. Dolayısıyla bu sayfamızdaki bu başlık bu yönüyle gidiyor. Şimdi hizmetlerimize gidiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde hizmetler sayfamı şöyle bu sefer yine Elementor ile düzenleyin diyorum. Şimdi hizmetler sayfamıza en sonunda ürün ekleyince bunlar değişeceğinden ötürü burada henüz bir şey eklemiyoruz. Çünkü buraya ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ekleyeceğiz. Hemen kapatıyorum arkadaşlar şunu. Şu alt kısmı da kapatıyorum artı diyorum. Şu şekilde şuradan dosyayı seçiyorsunuz ve şablonlarınıza gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi güncellemedi. Tekrar basayım. Gördüğünüz gibi şablon buraya geldi. Ekle diyorum arkadaşlar ve uygula diyorum. Şimdi bunu uygula dediğinizde böyle ekran bir gidiyor, geliyor ve bekleyin sonrasında arkadaşlar bu neydi? Hizmetlerimizdi. Şuraya da hemen hizmetlerimiz yapıyorum. Hizmetlerimiz ve sayfayı tekrar güncelliyorum sadece şuraya bir boşluk daha vermemiz lazım. Bunu silmememiz gerekiyordu. Şuna bir minimum yükseklik verelim. En azından aşağı yukarı oynama alanı sağlasın bize. Şöyle girdiğimiz zaman arkadaşlar burası da hizmetlerimiz oluyor. Sonra arkadaşlar iletişim sayfasında aynı şekilde Elementor ile düzenleyin diyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz. Artı diyoruz. Dosyayı seçiyoruz. Buradan şablonlarınıza gidiyorsunuz ve şablon ekle diyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz yine. Buraya da arkadaşlar iletişim sayfası buraya da iletişim yazıyoruz arkadaşlar. Sayfamızı güncelliyoruz. Sayfayı gör diyoruz. Şimdi burası iletişim olacağı için buraya kontak form falan koyacağız. O yüzden burası şu anda boş bırakıyorum. Sadece genel tasarımı sağlıyorum. İletişimimiz okey. Hesabımız sayfasına gelince arkadaşlar bu tema'dan default çektiği bir e, görseldir. Bunu da aynen bu iletişim sayfasında olduğu halere getirebiliriz ki onu da yapacağım. Ama şu an burayı olduğu gibi bırakıyorum. Ziyarete gelelim kısmına geliyoruz. Yine Elementor ile düzenleyin diyoruz arkadaşlar. E, burası da ziyarete gelelim. Hemen şuradaki artı diyoruz. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şablonlarımız. Buradan ekle diyoruz. Şuradan şunu eklediğimiz zaman şuradaki tekrar sayfa güncelsin. Ziyarete gelelim. Alıyorum arkadaşlar. Şuradan şunu kopyalıyorum. Hakkımızda yazısına yapıştırıyorum. Ve şunu şu şekilde kapatıyorum. Ziyarete gelelim. Buraya da kontak formla bir iletişim formu düzenleyebiliriz. Atıyorum isim, soy isim, telefon gibi bir iletişim formu. Dolayısıyla bunu da boş bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi ziyarete gelelim. Sayfamız bu. İletişim sayfamız bu. Hizmetlerimiz sayfamız bu. Hakkımızı sayfasına şöyle kısa bir metin yazdık. Kendimizi anlatan. Şimdi arkadaşlar hesabım sayfasına geliyorum. Şimdi hesabım sayfasında <laughs> şu başlığı isterseniz bunun için özel bir şey yapmanız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla burada direkt sayfayı düzenleyin diyoruz arkadaşlar. Sayfayı düzenleyin dedikten sonra şurada bir tane kısa kod var. Şuradaki kısa kodu arkadaşlar kopyalayabilirsiniz. Aynı zamanda videonun açıklamasındaki linklerde de sizlere bunu paylaşacağım. Şimdi buradan tekrar sayfayı görüntüle diyorum. Bu sayfamız önümüzü açık ve şuraya geliyoruz arkadaşlar. Başlangıç kısmına geliyoruz. Buradan da arkadaşlar sayfalar ve tüm sayfalar diyoruz. Şimdi buraya yeni bir tane sayfa ekliyoruz. Buraya da hesabım hesabım 2 olarak ekliyorum. Buradan arkadaşlar bunu yayınla diyorum. Yayınla dedikten sonra bunu Elementor ile düzenleyin diyoruz arkadaşlar. Elementor ile düzenleyin dediğimiz zaman yine artı olarak şuraya geliyoruz ve şablonlarımıza geliyoruz. Buradan ekle diyoruz arkadaşlar ve uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi oradaki sayfamız geldi. Buraya da hesabım yazıyorum arkadaşlar. Sonra artı diyorum. Şöyle yapıyorum. Şunun içerisine arkadaşlar bir kısa kod atıyoruz. Şu kısa kodu çekiyoruz. Şuradaki olan kısa kodu şuradan kopyalıyorum arkadaşlar ve buradaki kodun içerisine bunu yapıştırıp ve uygula diyorum. Uygula dedikten sonra şu şekilde görünüyor. Merak etmeyin o düzelecektir siteye baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabım sayfası şu şekilde karşımıza çıktı. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey buna biraz yukarıdan ve alttan padding vermemiz lazım. Çünkü özel bir sayfa yaptık biz burada. Buna bir minimum yükseklik verelim. Sonra arkadaşlar şuna tıklayalım. Şuradan diyelim ki her şey şöyle ortalı olsun. Şuradan da ortalı olsun ve tekrar sayfamızı güncelleyelim. Güncelledikten sonra arkadaşlar hesabım sayfasına gelindiğinde hesabım sayfamız bu şekilde olacak. Şimdi buradaki hesabım sayfasına bastığımızda direkt şuraya gidiyor. Dolayısıyla biz burada ne yapmamız gerekiyor? Hemen şuradan başlangıç kısmına geliyoruz arkadaşlar. WooCommerce ayarlara gidiyoruz. Ayarlara gelince arkadaşlar burada hemen şu entegrasyonlardaydı sanırım veya gelişmişte. Gelişmişe geldiğimiz arkadaşlar. Şuradaki hesabımı görüyor musunuz? Şunu şuradan kapatıyorsunuz. Buraya hesabım 2'yi yapıyorsunuz. Şimdi o sayfayı yaptığımız için hesabım 2'yi seçiyorsunuz ve bunu buradan değişiklikleri kaydediyorsunuz. Siz şimdi bunu kaydettikten sonra arkadaşlar sitenin bir ön yüzüne gidelim şu şekilde. Ana sayfamız ve şuradan mesela hesabıma bastığımız zaman şu an halen daha buradaki hesabı çekmekte. Dolayısıyla şunu hemen şöyle geliyoruz arkadaşlar çünkü o sayfamızda mevcut sayfalar ve e, Görünüm ve menülere gidiyoruz Buradan arkadaşlar tümünü görüntüle dediğimizde hesabım iki sayfasını şu şekilde alıyorum Buraya atıyorum Buradaki hesabım 2'yi siliyorum arkadaşlar Şu alt taraftaki hesabım sayfasını şu şekilde kaldırıyorum Önce bir kaydediyorum. Kaydettikten sonra buna tabii ki bir tane ikonumuz vardı. Bunu 24'e 24 tekrar yapıyorum. Şuradaki olan ikonumuzu tekrar kaydediyorum. Ve değişikleri kaydettikten sonra arkadaşlar sitemizin ön yüzüne gittiğimizde ve hesabım sayfasına bastığımızda bu hesabım sayfası halen daha geliyor. Hemen şuradan geri geleceğim. Biz burayı kaydettik mi? hesabım 2 ID 300 olarak görünüyor. Şimdi şimdi olacak arkadaşlar. Şu an oldu. Hesabım dediğimiz zaman yine bu hesabım sayfasına neden geliyor? Burasını henüz çözemedim. Ee, şimdi şuradan tekrar geri geliyorum. Hesabım 2 olarak biz bunu belirledik. Şöyle yap, yapacağım arkadaşlar. Şimdi şunu şuradan şu şekilde ana sayfaya gidelim. Muhtemelen bilgisayarımda çerezleme olduğu için e, aynı sayfayı geri getiriyor diye düşünüyorum. Şuradan bir deneyeyim. <laughs> Gizli sekmede açtım. Hesabım dedim. Yine hesabım sayfası bu şekilde gelmekte ki şuradan hemen görünüm, hatta şuradan yapayım onu. Görünüm ve menüler... Evet arkadaşlar mobil menüde yapmışız bunu. Mobil menü. Şuradan tekrar arkadaşlar ana primary menüye geçeceğim. Ve buradaki hesabım sayfasını tekrar buradan da kaldırıyorum arkadaşlar. Çünkü iki tane sayfa yaptığımız için biraz kafam karıştı. Aklınızı helal edin. Şuradan hesabım sayfasına tekrar geliyorum. Bunun içindeki 2'yi siliyorum arkadaşlar. İkiyi sildikten sonra önce bir kayıt ediyorum. Kayıt ettikten sonra buraya arkadaşlar menüdeki imajını değiştiriyorum. Set image diyorum. Şunu seçiyorum. Bunu da 26'ya 26, 26 24'e 24. Özür dilerim yapıyorum. Kaydediyorum. Şimdi arkadaşlar oldu. Şimdi sayfamıza gidelim. Sayfamızı güncelleyelim ve hesabıma basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz uzun sürdü ama hesabım sayfamı şu şekilde ayarlayabildim. Ziyarete gidelim dediğimiz zaman ziyarete gidelim, hesabımız dediğimiz zaman hesabımız iletişim, tabi buraya forum falan da girecek. Hizmetlerimiz aynı şekilde. Hakkımızı sayfamızı oluşturduk. Ana sayfamız burada mevcut. Buradan aşağıda aynı şekilde hakkımızı sayfasına gittiğimizde ilgili sayfaları da linklendirmeyi verdik. Şimdi arkadaşlar şu sayfalarımızı yapacağız. Mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu gibi olan sayfalarımızı dolayısıyla mesafeli satış sözleşmesiyle başlıyorum. Hemen önce şu yukarıdaki tüm sayfalarımı kapatayım. Çünkü bir sürü açık pencere var. Hepsini kapattık arkadaşlar. Buradan sayfalar ve tüm sayfalara gidiyorum. Şimdi biz burada e, hesabın bir sayfasını direkt çöpe atabiliriz. Çünkü o artık daha kullanılmayacak. Dolayısıyla hesabım iki oldu. Hizmetler sayfamızı çoğaltıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şu taslakta olan kısmını şu şekilde tıklayarak şuraya mesafeli satış sözleşmesi olarak yayınlıyorum. Sonrasından şuradan sayfayı görüntüle dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle geldiğimizde burası hizmetlerimiz sayfası oluyor. Buradan hemen Elementor ile düzenle dediğimizde şimdi şuraya da hizmetlerimiz değil çünkü bu bizim mesafeli satış sözleşmemiz olacak. Tekrar sayfamızı güncelliyoruz ve sayfaya baktığımız zaman arkadaşlar Şurası bizim mesafeli satış sözleşmemiz olacak. Hemen şuraya tekrar geliyoruz arkadaşlar. Şu boşluğa tıklıyoruz. Şuradan tekrar bir bölüm seçiyoruz. Bunun içerisine de bir tane metin düzenleyici atıyoruz. Sağ taraftaki olan LOROP İPSOM yazımı da şu şekilde alıyorum. Ve bunun içerisine şöyle yapıştırıyorum. Bunu arkadaşlar üstten hemen şu zincire basıyorum. Üstten arkadaşlar... 60 alttan da 60 veriyorum ve sayfamı tekrar kaydediyorum ve tekrar baktığım zaman şu şekilde sayfam buraya böyle gelmiş oluyor. Dolayısıyla şu an buraya link vermemiz lazım çünkü henüz linki yok. Peki bu linki nasıl vereceğiz diye sorarsanız hemen şu şekilde oluyor arkadaşlar. Tekrar buradan başlangıca gidiyorum. Sayfalar ve tüm sayfalar diyorum. En başında size bunu göstermiştim. Şuradan sayfaya arkadaşlar görüntüle diyorsunuz. Sayfamız zaten burada. Burada yapmanız gereken tek şey şu. Ana sayfaya gidiyorsunuz. Şuradan arkadaşlar özelleştir diyorsunuz. Özelleştir dedikten sonra hemen aşağıya kadar iniyoruz ve burada şuna tıklıyoruz. Bunun içerisinde olan mesafeli satış sözleşmemizin üzerine gelip linki çıkartıyorsunuz. Buraya da arkadaşlar çünkü şimdi sayfayı biz yaptığımız için şu şekilde kaydediyorum. Ve şuradan da yayınlıyorum diyorum arkadaşlar. Ve bu sayfadan çıkıyorum. Bu sayfadan çıktığımda aşağıda mesafeli satış sözleşmesine bastığımız zaman karşımıza mesafeli satış sözleşmem çıkıyor. Şimdi futur kısmına indiğimde aynı yöntemi kullanarak şu diğer sayfaları da kopyala yapıştır yaparak sayfanın içeriğini tabii ki değiştireceksiniz arkadaşlar. Değiştirerek ilgili sayfaların hepsini tane tane oluşturuyorsunuz. Şimdi bunları oluşturduktan sonra arkadaşlar iletişim sayfasına basıyorum şuradan. Tabii şu mesafeli satış sözleşmesini kapatayım. Şurayı da kapatayım. Da kapansın. Şunu da kapatalım arkadaşlar. Şöyle iki tane iletişim sayfamız var. Hemen başlangıç kısmına geliyoruz. <laughs> Şimdi yüklememiz gereken eklentiler ve yeni ekliyoruz. Buraya contact form contact form yazıyoruz. Contact Form 7'yi şu şekilde kuruyoruz. Sonrasında etkinleştiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra şu iletişim sayfamızı tekrar üzerinden Elementor ile düzenleyine basıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şurada tabii ki bir alan eklemiştik. Biz buna minimum yükseklik vermiştik. Şunu şöyle biraz düşürelim. Artı diyelim bunun içerisine bir konteyner atalım. Bu konteyneri de çoğaltalım. Yan yana olsun. Sağ tarafa tıklayalım. Buraya da forum yazalım. Şimdi contact form 7 var. Ee, şuraya geldiğimiz zaman, şunlar kilitli zaten, Contact Form 7'yi şu şekilde atıyoruz. Ee, tabii bunun içerisine sizler kendi formunuzu düzenleyerek e, buraya iletişim formunuzu koyabilirsiniz. Sonrasında sol tarafa geldiğinizde buraya da neticesinde <laughs> ben genelde simge listesini atıyorum bu simge listesinden hepsini siliyorum. Bir tanesinin üzerine şuraya phone yazıyorum arkadaşlar. Bu misal telefon için oluyor. Biçeme geliyorum. Burada simgeye geliyorum. Simgenin boyutunu biraz büyütüyorum. Sonra metne geliyorum. Metninde de e, şurada tıklayınca metini de biraz büyütelim. Sonra tekrar içeriye geliyorum. Şuraya tıklıyorum. Atıyorum buraya bir tane telefon numarası ekliyorum. Sonra bunu çoğaltıyorum. Alt kısma geliyorum. Burada da mail yazıyorum. Tabi burada bir sürü şeyler var. Siz istediğinizi ekleyebilirsiniz. Buraya da e-mailinizi atıyorum. Info at benim sitem.com diyorum. sonrasında buraya tekrar şey yapıyorum. Şuraya da location yani adresiniz nerede adres olarak bir e, adres ekliyorsunuz. Şunu şöyle noktalarla uzatayım en azından biraz büyük gözüksün diye şu şekilde buraya adres ekliyorsunuz. Birazını sileyim. <laughs> buraya adres ekliyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu şu şekilde kaydediyorsunuz. Bunu kaydettikten sonra buraya bir tane de Google Maps Tabi bu sayfayı istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Şuraya bir tane Google Maps atıyorsunuz. Şuradaki yüksekliği minimum yükseklik olarak düşürdüğünüzde şunlara da diyorsunuz ki hepsi ortalı olsun. Birbiriyle eşit. Sonra bunu buradan kayıt Haritanın üzerine geldiğiniz zaman şuraya atıyorum. İstanbul yazayım. İstanbul yazınız. İstanbul çıkar. Hangi adresinizi koyarsanız o çıkar. Şuradan bunun CSS Filter'ları olacak CSS Filters'dan da arkadaşlar şöyle haritanızın rengini biraz daha düşürebilirsiniz şu şekilde bence daha güzel gözüküyor sonra şu kısma geldiğinizde şurada kenarlık dediğinizde buna bir ince kenar yuvarlağı verebilirsiniz 10 verelim Box Shadow verelim ve Box Shadow'yu biraz kısalım şunu şu şekilde kaydedelim. Sonra şöyle baktığımız zaman e, iletişim sayfanıza gelindiğinde şöyle bir e, sayfa çıkacak karşıya. Ama tabi bunu yine üstüne ve altına padding vereceğiz arkadaşlar. Üste 60, altı 60 yapmış olduğunuz sayfalarınız hep aynı düzeyde, aynı standartta olsun. Ya buraya ek olarak da tabii ki. Ben şuraya bir tane de resim atayım. E bu resmin içerisine de tabii ki şirketin logosunu atabilirim. Logoyu da şöyle yaptığımız zaman, bunu da güncellediğimizde ve iletişim sayfamıza baktığımız zaman burada e-ticaret sitesinde iletişime girildiğinde karşıya şöyle bir sayfa çıkmakta. Dolayısıyla iletişim sayfamızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi ziyarete gelelim dediğimiz zaman tabi ziyarete geleceğimiz sayfa da aslında iletişim sayfamıza benzeyecek. Dolayısıyla burada yapacağımız forumda müşteriden istediğimiz bilgileri gireceğiz. İşte saatti, tarihti, ne zaman müsaitti veya telefon numarası gibi bu forumlarla ilgili e, ayrıntılı bir şekilde video yapacağım Dolayısıyla bu yapmış olduğum sitede sadece tasarım ilgili sayfalar ve tüm linklendirmeleri gösteriyorum sizlere şimdi burada ziyarete gelelim ben tekrar Elementor ile düzenleyin diyorum aynı şekilde şuraya tıklıyorum bunun içerisine bir tane daha konteyner atıyorum bu konteyneri aynı deminki yapmış olduğum gibi çoğaltıyorum bunun içerisine yine bir tane daha forum atıyorum. Çünkü şimdi aynı formu çekecek iki taraftan da. Dolayısıyla bunun içerisine bir tane forum attım. Aynı forum buraya da geldi. Sol tarafa da buraya bir tane tabi banner koyacağız buraya. Buraya da bir tane şu şekilde bir resim yapabilirim. Yine şuraya tıklıyorum. Gelişmiş diyorum. Üst alt 60. Altını da 60. Resmin üzerine tıklıyorum. Biçeme geliyorum. Buradan kenar yuvarlağını 30 yapıyorum. Bir de box shadow veriyorum. Şuradaki rengini açabildiğimce açıyorum. Şu şekilde yaptığımız zaman şimdi burada da müşteriler sanırım alta çok mu verdik şeyi? Şuna bir tıklayalım üst 60 alt 60 evet şunda şey var arkadaşlar minimum yükseklik olduğu için düşürelim evet şimdi oldu <laughs> şimdi burası da ziyarete gelelim yani müşteri buraya girdiği zaman şu formun konu başlıklarının hepsi değişebiliyor dolayısıyla e, şu şekilde bunu sağlamış olduk düğme de üzerine geldiğinde beyaz oluyor o da her türlü değişebilir çünkü siteden şu anda çekiyor bu formları şimdi Sayfamızı ana sayfamıza gittik. Ziyarete gelelim. Mi? Gittiğimizde şöyle bir şey çıkıyor. İletişime geldiğimizde şöyle bir sayfamız mevcut. Hesabım sayfamıza geldiğimizde hesabımız sayfamız mevcut. Hizmetlerimiz sayfamızda aslında WooCommerce'e yükleyeceğimiz ürünlerimizi buraya sergileyeceğiz. Hakkımızda sayfamıza geldiğimizde hakkımızda sayfası ana sayfamıza geldiğimizde de ana sayfamız şu şekilde karşımıza çıkmakta. Şimdi sayfamızın ufak tefek ayarlarını yaparak e, temayı aslında bitirmiş olacağız. Tabii ki e, ikinci bölümde daha detayına ineceğiz bir takım konuların. Çünkü ufak ve ince ayarlarına geçeceğiz. Şimdi temamızı bitirmek için şu sağ tarafta bulunan sepetimizi ayarlamamız gerekiyor. Hemen şuradan özelleştire basıyorum. Özelleştire bastıktan sonra burada arkadaşlar Floating Card for WooCommerce yazıyor. Bunun üzerine geliyoruz ve General Options'a geliyoruz. Burada e, enable yani her şeyimiz açık ki göz gözüksün. Translation'a geldiğimiz zaman arkadaşlar şuraya geldiğimizde quick cart yazıyor. Buraya da sepetim yazıyoruz. Çünkü bunu bir de aynı zamanda Türkçeleştirmemiz gerekecek. Şimdi şöyle tekrar bastığımızda gördüğünüz gibi sepetim olarak şuraya geldi. E, burada henüz şu an ürün olmadığı için ürün olduğunda mesela şuradaki apply düğmesi gibi kısımları var. Sadece bunun buradan kısa ayarlarını gösterdim. En sonunda yapacağız. Visibility section. Show close button, show product image, ürün görselini göster, show quantity box gibi. Bunların hepsini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an yüklü ürünümüz olmadığı için bunları gösteremiyorum. Cart style'a geliyoruz arkadaşlar. Buradan zaten kartın arkadaki renklerini falan seçebiliyorsunuz. Büyütüp küçültebiliyorsunuz. Border verebiliyorsunuz. Width verebiliyorsunuz. Checkout düğmesine kadar her şeyi renklendirebiliyorsunuz. Şimdi bunu şöyle geldiğimde Card Box, Card Width dediğimiz zaman arkadaşlar bunu sağlı sollu bottom right demişiz. Diyoruz ki bottom left yani bunu sol tarafa almak istiyorum. Card bubble size bu şu yuvarlağın büyüklüğü arkadaşlar ben bunu biraz şu şekilde küçülteyim Card bubble border radius, şu da border radius, card icon size Şunu da arkadaşlar biraz daha küçülteyim çünkü çok büyük açıkçası Şimdi bunu bu şekilde yayınladım arkadaşlar bunu sol tarafa aldım Şimdi sitede aşağıya gittiğimiz zaman şurasının yukarıda yukarı gel oku Ben yani o oku çok seviyorum Şuradan arkadaşlar ee, tekrar geri geliyorum. Bu kart e, kısmını en son ürünleri de yükleyince daha detaylı ayarlayacağız. Ama şu anda kısa ayarlarını yapalım. General'a geliyoruz arkadaşlar. Scroll to the top'u diyoruz ki enable scroll to the top. Aşağı iniyoruz. Mobilde de olsun istiyoruz. Dolayısıyla scroll to the top bu şekilde e, olacak. Şurada bottom offset'i 30 yapmışlar. Şunu biraz çok değil, 15 olarak kaydedelim. Şuradan hemen siteye tekrar bakalım. Şu sayfayı da kapatayım aynı zamanda. Aşağıya indiğimizde yani sepetle aslında aynı izada olmasını istiyoruz. Mesela şuradaki sepet de şu aynı izada mı? Bunu biraz daha yükseltebiliriz açıkçası. Sanırım şu bence yeterli. Tekrar sayfamızı güncelleyelim. Çok az daha yukarı gitti ama sanırım hepsi aynı şekilde gidiyor ve biz yukarı bastığımız zaman bizi yukarı sayfaya getiriyor. İletişime girdiğimizde de aşağı geldiğimizde ok çıkıyor ve yukarı gidiyor. Ana sayfaya geldiğimizde aşağı indiğimizde böyle. Karta geldiğimizde şu şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi şurada sepetim add product here diyor. Dolayısıyla buradan hemen geri gelelim. Tekrar biz bu kartımıza gelelim. General options'dan Visibility Section'a gelelim arkadaşlar. Bunlar görünecek olan şeyler. Cart Style, Font, Family, Roboto değil aslında şu anda bizim temamızdan çekiyor. Şimdi şuraya geldiğimizde arkadaşlar Apply Button Cart Hover var. Onu normalde tutalım. Aşağıya doğru inelim. Şimdi şuna bastığımız zaman arkadaşlar şöyle tam ekran açılmasını istemiyorum. Onun burada bir tane ayarı vardı. Hemen onu bulmaya çalışıyorum. Bir daha geri gelelim. Card box. Evet. Card, bo card style. Style 2. Yani ikinci stili seçiyorum arkadaşlar. Şimdi karta tıkladığımız zaman şöyle açılıyor. Bence çok daha güzel oluyor. Şimdi tekrar bunu kaydediyorum. Sayfamıza gelip burayı tekrar yeniliyorum yenilediğimde şimdi biz buradan ürün ekle dediğimiz anda otomatik olarak bu sepete bir tane ürün çıkacak. Şimdi bu tekli sayfalı ürünler olduğu için burada bir mağaza sayfamız yok. Sadece buraya link verdiğimiz ürünlere tıklandığında otomatik olarak buraya gidecek ve buradan ödeme yaparak direkt çıkışı sağlanacak. Şimdi sitemizin genel ayarlarını ve yapılandırmalarını yaptık. Komple mobil uyumlu sadece şimdi son kısmımız yukarıdaki header'ımız bizim aşağıya gelirken bizimle birlikte gelmesini isteyeceğim açıkçası şimdi geri geliyorum ve tekrar geri geliyorum buradan arkadaşlar şu e, header kısmına tıklıyoruz şuradan geri geliyoruz şurada arkadaşlar sticky header var sticky header'a diyoruz ki yes only main row sadece ana row'un sticky header olmasını istiyoruz aşağı gelirken Sticky header for mobile. bunu istemiyorum şu anda. Mobilde olmasını istemiyorum. Enable reveal sticky header on top. Şuna bastığımız zaman arkadaşlar şimdi aşağıya indiğimizde şunu önce bir güncelleyeyim. Şurayı da bir güncelleyeyim. Şu sayfadan göstereyim sizlere bunu. Şimdi yukarıya kadar gidelim. Sayfamızı yenileyelim. Şimdi aşağıya indiğimizde header gözükmüyor. Fakat yukarı gitmek istediğimizde çıkıyor. Şu şekilde header yukarı gitmek istediğimiz zaman çıkıyor. Hemen tekrar şuraya geliyoruz. Aynı <laughs> şu sayfadan yapmıştık. Header'a tekrar tıklıyoruz. Header'ın şu kısmına geliyoruz ve buraya design diyoruz. Buna bir tane alt border veriyoruz. Bu da bir piksel olsun. Rengi de çok hafif bir renk olsun. Çünkü biz bunu şurada şöyle yaptığımız zaman yukarı gelirken görüyor musunuz? Şurada çok ince bir çizgi var. Neticesinde Yukarı gittiğimiz zaman en azından menüye gittiğimizi belli ediyor ve logoyu burada bu şekilde karşımıza çıkartıyor. Bunu da yaparken şuradan hemen tekrar geri geliyoruz. Sticky header'a gidiyoruz ve design'ına gidiyoruz. Sticky header'ın arka planının aslında beyaz, rengi beyaz fakat buna biraz saydamlık verelim. Çok az bir şekilde saydamlık verdiğimiz zaman tekrar şimdi güncelliyorum. Şimdi buradan yukarı gittiğimiz zaman şu an çok verdik ama biraz daha bunu e, koyulaştırmam gerekiyor. Say damlını şuraya kadar çekelim ve güncelleyelim. Şimdi tekrar sayfamı güncelliyorum. Aşağı iniyorum ve yukarı git dediğimde çok ince hafiften bir transparansı olması gerekiyor. Şimdi tekrar sayfayı güncelliyorum ve sitemize son olarak bakıyorum. Komple bütün sayfalarımızı ve footer'ımızı, her şeyimizi aslında burada gerçekleştirdik. Şimdi kalan tek şey ise e, mobil menüdeki çıkacak olan sidebar yani yan barın bir ufak ayarlamalarını yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan özelleştir diyerek tablet moduna alıyoruz ve şuraya basıyoruz arkadaşlar. Design kısmına geliyoruz. Design kısmında Trigger... Trigger Colors'ı şu şekilde biraz koyu yapıyoruz. Üzerine gelindiğinde şuradaki rengimizi seçiyoruz. Şuna da hemen bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi Trigger Color'ın üzerine gelindiğinde <laughs> ikonu da biraz büyüteyim. Şunu şuradan tekrar yayınlayayım ve sayfayı güncelleyelim. Şunu hemen tekrar tablete alalım. Şu şekilde. Şuraya bastığımız zaman arkadaşlar design. Normal rengi beyaz üzerine gelindiğinde şu rengi olmasını istiyoruz. Şu an bir de aynı zamanda aktif rengi de oluyor o. Artı biraz daha bunları büyütelim. Şöyle büyük olsun. Şöyle geri gelelim sonra tekrar general'a indiğimizde tekrar şuraya basalım arkadaşlar design mobile navigation general şuradan geri gelelim. Ee, hemen tekrar trigger'a basalım arkadaşlar draw container options'a geliyoruz. Buradan da arkadaşlar pop up background ee, şunu mesela kırmızı yaptığımızda evet şunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar siyah ve bir, biraz çok az bir transparency veriyoruz ama çok değil tam siyah yaparsak şöyle hafiften arka tarafın görünmesini istiyoruz sonra şunu şöyle kaydediyoruz bunun üzerine gelindiğinde mesela hizmetlerimize bastığımızda hizmetlerimizin sayfasına gidiyor şuraya bastığımızda şöyle oluyor tekrar trigger'a gidelim geri gelelim. Şuradaki design kısmına icon size şu aslında şuradaki ikonu büyütüyor. General draw container design'e gidelim. Close icon. Evet arkadaşlar. Close ikonun boyutunu biraz daha büyütelim. Bunu şöyle kaydedelim. Şimdi arkadaşlar mobile girdiğimiz zaman şuradan mesela ana sayfaya gittiğimizde şu şekilde basıldığında mobilde şu şekilde bir e, görünüm olacak. Şuraya geldiğimizde design dediğimizde şu normal rengi beyaz. Hover rengimizi de şu renk yapıyoruz. Yani üzerinde hover yaparken rengimiz şu şekilde değişiyor. Şimdi buradan geri geldiğimizde arkadaşlar. Şuna da hide dediğimiz zaman. Şu anda komple sitemizin tüm ayarları yapılarak birinci bölümümüzü bitirmiş bulunmaktayız. Videonun ikinci bölümünde ise Card Flows'dan ürün ekleyerek özel çıkış sayfalarını tasarlayacağız. Bu tarz içerikleri üretebilmem adına lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya beğeni vermeyi unutmayınız. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle sizlere iyi günler dilerim.